kendine iyi bak için sevgili hanımlar Düzce'den kalkıp buraya geldiniz ve mutfağımıza bakın. Evet. Ben şu bu nedir mesela? Ay bana anlatın Ulgi Hanım. Bu içi kabaktan oluşan bir kek. Evet. Ve kabak şekli verdi. Çok sevgili arkadaşım bunu bu şekilde çekirdeklerle de süsledi. Yani kabaklı gözlemenin evet. Tadına bakılmaz. Kabağın sağlığımızda ne kadar yakından ilgisi olduğunu biliyorsunuz. Vurguluyorsunuz. Evet. Neye yarar kabak? Ne işe yarar? Kabak her şeyden önce vücudun direncini arttırmak için bütün vitaminleri içeren bir meyvedir kabak. Bütün vitaminleri evet, için direnç arttırır. Tabii direnç arttırır, potasyum vardır, magnezyum vardır. Evet. Zayıflamak için de birebir de ve vegan mutfağını oluşturan bir meyvedir bu. Kendi şekeri olduğu için ayrıca bir şekere gerek yoktur. Ay bu kabaklı pide böyle bir şey olamaz. Evet. Bunun tarifini anlatacak mısınız? Orada böyle ki... Ya börek açıyor ben yani hepsini yesem açıyor. Buradan evet. Zaten fil gibi çıkacağım. Evet. Peki başka neler var? Bir de tarhanamız var. Tarhana. Bu çok özel. El yapımı, el yapımı. Evet tarhana. Şey kabaklı tarhana bu. Bu da kabaklı. Hamurunda kabak var. Ve biz bunu Düzce'de marka haline getirmeye uğraşıyoruz. Kadın arkadaşımız keşfetti. Çok güzel. Nasıl onun lezzeti? Ellerine... Çok güzel lezzeti. Çok güzel. Harika. Bir de Meltem ablayla burada pişirip tabii size Yasin'e tattıracağım. Bütün bunlar sizin. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Kabaklı tartlar var. Evet tartlar var. Bu nedir? O künefe. Aha. İçinde kabak var ama tabii sıcak olması gerekiyor tabii. Ama onu sıcak tutamadık. Kabaklı künefe. O künefedir. Şöyle göstereyim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Zaten şurada kabak tatlısı var. Evet, oraya evet. Yakından inceleme altına almak istiyorum bu kısmı. Mümkünse. Şimdi bunu acizane ben yaptım. Öyle mi oğlum? Bakırda herhangi bir sorun yaşanmasın diye maalesef böyle naylonlamak zorunda kaldım. Tabii. Bunu ben 9 saat kadar pişiriyorum. Oo. Ve kabaklı cevizle sunum yapıyoruz. Lezzeti güzeldir tavsiye lezzeti ederim. Hemen tadacağım. Bir çatal alıp hemen tadacağım. Burada yine bu aslan pestiller. Arkadaşımızın yapmış olduğu kabaklı pestil. Siz mi yapıyorsunuz aslan? Evet, bunu? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bir ufak tarif verir misiniz bize şu pestilinizle ilgili? Kabağımızı portakal suyu, bir miktar su ve belirli baharatlarla yumuşatıyoruz. Yumuşattıktan sonra pestil haline getiriyoruz. Fıstık, ceviz, fındık, susam. Bunlarla lezzetlendiriyoruz. Patentli ürünümüzdür. Biz Düzceli olarak bal kabağının coğrafi işaretli ürünümüz olması için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Üniversitesi ile birlikte Kent Kadın Konseyi'nin katkılarıyla çalışmalar yapıyoruz. Birkaç patentli ürünümüz var. Düzce'miz Türkiye çapında bal kabağı konusunda ilk akla gelen şehir olacak. Olsun istiyorsunuz. Ay harika. Çok tebrik ediyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Burada yine kabaklı bir takım tatlılar var. Krokan, içi fındıklı krokan. Fındık da bizim memleketin bir evet, meyvesi. Evet. Bu çok ilgimi çekti. Bu nedir Hülya'nın? O damat şekeri. Babatın. Çok eskiden böyle bir şekerleme olmadığı için damatlar evlendiği zaman kendilerine sunulur. Güç ve kudret vermek üzere böyle bir damat spesiyel şekeri. Bir fındığımız. Baklava o kimden? Kabaklı. Sizin mi? Yok, o arkadaşımız gelmedi. Eltiler bizim çok meşhurdur pazarımızda. Kabaklı, içi kabak doludur. Cevizi vardır ve baklava açılarak yapılmış. Hamurunda kabak var. Her şeyin hamurunda kabak var. Hepsinde kabak. Kesinlikle. Tamam da bu nedir yani Uzi Hanım bana bu içli köfte. Yani bu içli evet, köfte. Bu içli köfte dışında bulguru var. İçinde cevizli kabağı var ve tatlı kendisi. Allah, hem tatlı evet. Hem işte, taze görsen, yiyorum. Tabii. Hepsi dün akşam yapılıp geldi. Allah. Kaymağı da var. Gel Yasin. Yasin gel. Yasin heyecanla geliyor şu anda. Mükemmel hepsi. Hani her şeyde farklı bir lezzetle kabak tadı var. İçli köfte kabaklı. Nasıl Yasin? Çok değişik değil mi? Kaymak da var. Hemen kaymak alır. Da var. Evet. Çok iyi bir gurmedir kendisi. Evet. Kaymak. Güzel olmuş. Afiyet kabak, olsun. Peçete de vereyim sana. Al Yasin'cim. Arkadaşlarımıza da ikram edebilirsin. Peki biraz çikolatanın tarifine. Ulvi Hanım devam edeceğiz. Mükemmel lezzetler var burada. Çikolatanın sahibi burada olduğu için kendisi anlatacak. Tamam buyurun. Çikolatamız şimdi daha önce size hazırlayıp getirdiğim sütlü çikolatanın içine kabaktan bir ganaj yaptık. Bal kabağı ezmesi, çok az zencefil, biraz tarçın, beyaz çikolata ganajıyla kremayla tatlandırdık içini. Hafif zencefil tadı böyle esinti gibi geliyor alındığında. Size ikram edelim ondan bir tane. Öyle mi?
Afiyet olsun. Çikolata filmini izlediniz mi Ebru? İzlemez miyim? Daha sonra çıkışa koşarak çikolata yemeye gidiyor insan. Beklerim bizim oraya da düzce. Şu an burada bugün bunu izleyenler kesinlikle öyle hissediyordur. Evet. Yine mükemmel görünüyor. Düzce kabaklı çikolatayı da kazandırmak istedik. Kabakla ilgili her şeyi yaptık. İçinde kabak çikolata var. Çikolata neden olmasın dedik. Ama çok güzel olmuş. Peki saklama koşulları nasıl oluyor? Kabaklı olunca daha mı çabuk tüketilmesi lazım? Çabuk tüketilmesi gerekiyor şu anda ama bunun gıda mühendisleriyle çalışmasını yapıp bunu daha uzun dayanıklı, raf ömrü uzun. Şu an taze yenmesi gerekiyor ama 2 gün yenebilir şu andaki durumu. Zaten az önce yaptık. Onlar günlük taze. Kabak tatlısı kadar ama onun üstünde çalışmalarını yapıp patentini almayı düşünüyoruz tabii. Bence alın. Bence alın mükemmel efendim. İkram edin size. Peki Yasin'cim gel canım. Bütün stüdyomun ağzını suyu akarken şu tepsiyi al sen böyle bak. Herkese ikram edebilirsin. Evet. Mükemmel göründü. Mükemmel, mükemmel. Tabağımı geri getir. Pekala. Efendim şimdi çikolatanızı yapmaya başladınız. Çikolata evet. Yapmak kolay mı? Çikolata yapmak hem kolay hem zor yanları da var tabii. İlk önce çikolatayı ısıtıyoruz. Temperleme yöntemiyle çikolatayı temperlememiz gerekiyor. Yani sıcakla soğuğu bir araya getirmek, çikolatanın parlaklığını arttırmak, temperleme işlemi. Sonra birazdan size yapacağım. Kalıpların içine dökeceğiz. Evet. Çikolata kalıbının içine. Çok güzel. Sonra ters döküp kabuk kısmını oluşturacağız. İçindeki çikolata sıvıyken ters döküp kabuk kısmını oluşturduktan sonra şu hazırladığımız işte kabaklı ganaj dediğim kremalı dolguyu içine doldurup tekrar çikolatayla yüzeyi kapatacağız. Ay harika, hadi yapalım. Mükemmel, mükemmel. Şimdi hemen size geliyorum. Neler var? Kabak ve taze soğanlarım. Şimdi salatamızın sıcak salata. Öncelikle tamam. Boranemiz bitti. Fırına vereceğiz 200 derecede 45 dakika kadar. Piştikten sonra evet. Üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağı. Toz biber ile çok basit. Bu noktaya nasıl geldik biz? Bunu ben 45 dakika vakit kaybı olmaması adına hazırlayıp getirdim. Evet. Şimdi bunu ben bir fırına koyalım. Burada ne var? Önce bu tarifi bir alayım. Kabak. Biraz önce de belirttiğim gibi portakal suyu ve suyla kabağımızı bir miktar yumuşatıyoruz. Tamam. Kırmızı biber, jülyen doğranmış soğanımız, salçamız, sıvı yağımız ve baharatlarımızla karıştırıyoruz, fırına veriyoruz. Bu kadar. 45 dakika. Evet, 200 derecede. Gidiyor fırına hemen. Evet. Hemen burada fırına gidiyor. Fırında başka bir şeyiniz var mı hanımlar? Fırın zaten sizin için hazır bir şekilde burada ısınmış, bekliyor. Biz her şeyi aynı anda yapmayı seviyoruz. Mutfağım hiç bu kadar şenlikli ve kalabalık olmamıştı. İyi ki geldiniz. Çok hoşuma gitti. Ve daha sonra bunu da biz kendimiz oluşturduk. Sıcak biraz, salata. Evet, biraz uzak doğun esintisi var bunda evet. Da diyelim. Çok güzel. Taze kokun. Soğan, yine biraz yumuşatılmış kabağımız ve kabak çekirdeği var bunda. Ha, çok güzel. Biraz sıvı yağla soteliyoruz. Salata kabımıza koyuyoruz. Üzerine kabakla çok yakışan roka ve dereotu. Of, çok güzel bu. Ne kadar sağlıklı. Kesinlikle. Evet. Çok doyurucu. Üzerine de yine ülkemizin diğer ülkelerin birçok peynirinden çok daha kaliteli olan peynirimizle evet. Tatlandırıyoruz. Bakar mısınız? Kabakla peynirde bir ayrı bir güzel lezzet oluyor kesinlikle. Evet. Evet. Bu kabak borani şu an fırında pişiyor. Çıktıktan sonraki hali de bu. Ama sıcak salata hazır şu anda. Peynir ekleyecek hanımefendi. Dereotumuzdan. Peki mutfakta kaç saat geçiriyorsunuz normalde? İkişer çocuk annesisiniz. Ben evet, iki çocuğum var. Biri 9, biri 8 yaşında. Aa, maşallah arka arka. Ben daha çok kendi iş yerimdeki mutfakta vakit geçirebiliyorum. Dükkanımda yaptıklarımı evime götürmek durumunda kalıyorum. Güzel bir şey pişiriyorsunuz, eve de çıkıyor. Evet. Harika. Tulum peynirimizi de üzerine rendeliyoruz. İnanılmaz sağlıklı ve doyurucu. Bu tulum peynirinin özelliği nedir? Sert olması mı? Tulum tuz, mu? Evet evet. Tuz oranı nedeniyle çok güzel dengeliyor kabağı ve taze soğanı. Ben şu an kendimden geçmiş durumdayım. Şimdi kabak sulu bir meyvedir aslında. Öyle sebze mi? Olarak bilinir. Meyvedir. Ve posası nedeniyle de diyetlerde kullanılması gereken, çok tabii doğru. Şekersiz tabii. Kullanılması gereken bir üründür. Diyet yapan hanımefendilere kış boyunca tavsiye ediyoruz. Tavsiye edersiniz. Buyurun efendim. Sıcak salatamız hazır.
Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bütün bu yemeklerin yanı sıra sanki az varmış gibi bir de size hazır yapıyoruz hemen. Hanımlar çok becerikli. Çok teşekkür ediyorum. Ve görmedim sanmayın. Anlat. Bu hamurun inceliği nedir? Bakın nasıl açtı. Bakın. Bakın öğretmenimize bakın. Hocam ne yaptınız? Açtınız. Biraz daha ince açılabilir. Var mısınız? Peki. Bu şartlarda evet. Ne var şimdi içinde? Hamur, un, tuz ve suyla yoğruldu. Dinlendirildi. Dinlendirildikten sonra rendelenmiş kabak. Evet. Üzerine bol miktarda ceviz. Rendelenmiş. Kabakla cevizin aşkı nereden geliyor sizce? Birbirlerine çok uyuyorlar herhalde. Ruh ikizi bunlar. Çok güzel. Kabak ve ceviz birbirinden evet. Ayrılmaz. Ayrılmaz. Ruh ikizleri. Evet. Hakikaten çok yakışıyor birbirine. Tahin de çok yakışıyor aslında. Evet. Bunları bol cevizini koyduktan sonra toz şekerimiz ne tarafta kaldı? Toz şekeri hemen bulalım size. Yok, getirmiş. Biraz karışık şu anda. Bu arada tabii ben hamurun kaynağını buldum. Tamam. Getirmiştik toz şekeri. Getirmiştik ama yerlere gitti herhalde. Çikolata versem size. Bakın bu hamurlar ne kadar dinleniyor? Bu hamur... Bir saat falan dinlendirildiği zaman yeterli oluyor. Evet, burada açtınız. Daha çabuk açılıyor. Burada hazırladık evet, zaten geldi. Her şey burada hazırlandı, dinlendirildi. Ve ince bir şekilde açtı hanımefendi. Bundan kabaklı güzel bir börek yapacak. Bu börek de içinde ceviz var, bal kabağı var. Biraz şeker koyacağız galiba anladığım kadarıyla. Evet, birazcık koyacağız, tatlandıracağız. Aslında şekeri kullanmasak da güzel olur ama... yine de kabağa biraz daha değişik bir tat evet. veriyor. Şimdi şey yapalım. Evet. Tamam. Şöyle. Oh. Mükemmel. Koyalım. Sonra şu uçlardan böyle kıvırarak yapıyoruz. Şekilde. Ne kadar pişecek? Pyrex'iniz hazır mı burada? Her şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Kabaklı sarı burma. Güzel bir börek oluyor bizim için. Çok da lezzetli oluyor. Çayların yanında hanımlar çok rahatlıkla yapıp ikram edebilirler. Bunun içine biraz peynir koysaydık mesela bu tulum peynirlerinden nasıl bir şey olurdu? Vallahi hiç denemedik ama... kabaklı peynir nasıl bir şeker yerine, kabaklı peynir nasıl bir ikili oluyor? Ben onu hiç denemedim evet. ama bir denemekte fayda var aslında. Salatada deneyebilirsin. Yani salatada güzel olur ama şekerli şeyde... Şeker yerine biraz evet, peynir koysak şeker yerine böyle. Peynir koysak o zaman kabaklı börek demeyeceğiz de başka bir şey diyeceğiz. Başka bir şey diyeceğiz. Tamam. Ben hiç kafa karıştırdım. Başka pekala, bir şey diyeceğiz. Pekala. Şimdi bir pazı böyle açtık. İkinciyi de açıp şey yaparız. Buyurun sabırınızı getirdim buraya efendim. Siz açarken ben hemen bu sofrada burada neler var? Bu nedir? Karıştırdık eridi. Hangisi bu? Derece. Derecesine bakıyorsunuz. Evet, kaç derece olması lazım? Beyaz çikolatada 28 derece olması gerekiyor. Çikolata 45 derecede yanan bir şey. Hmm. Yani fazla ısıyla temas etmemesi gerektiği için derecesi önemli. Şu an 35. Evet. Biraz düşmesi lazım. Biraz düşüreceğiz. Evet. Pekala. Stüdyo ışıklar sıcak her şey evet. burada. Aytül Hanım göndermiş bir şey. Aytül kabak reçeli kabak göndermiş. Reçeli. Evet. Kireçte bekletilen kabaklar evet. portakal kabuğu, rendesi ve dövülmüş kakuyla ile hazırlanan şerbetle pişirilir. Aytül Koluman'a da buradan sevgiler gönderelim. Ellerinize sağlık. Ne güzel yapmışlar göndermiş. Açılmış hali. Eğer ki tadına bakmayı arzu ederseniz çok lezzetli. Bakın şimdi baştan çıkardınız. Özellikle değil mi? Tam yılbaşı öncesi. Neyse. Spor yaparız bugün biraz fazla. Ben bu reçeli sizin için... Sen de kabak yerseniz kilo veririz. Çok yersiz. Müthiş değil mi? Peki bu çıtırlığı nasıl koruyorlar? İşte kireçte bekletilmesinin etkisi. Siz biraz önce tuzlu sordunuz. Bunlar tuzlu peynirli şeyler. Ha, bakın var şimdi yani. Çünkü çok teşekkür evet. ederim. Çok güzelmiş. Tuzlu, peynirli, kabaklı evet. poğaçalar. Efendim buyurun görsele bakın. Gözlemeler, poğaçalar. Bunlar tatlı. Şu öndeki de tatlı. Bunlar kurabiye, kabaklı
süslenmiş. Peki bu kadar çeşit, yani burada kabaktan bu kadar bir rekora gidiyorsunuz. Kabakla ilgili bu kadar ürün, bu kadar tarif bulmakta zorlandınız mı ilk başlarda? Yaptıkça vallahi, gelişti mi? Evet, yani denediler, evet. Yaptılar. Örneğin gözleme sürekli peynirli yapılabilir, kıymalı yapılır, patatesli yapılır, otlu yapılabilir. Ama biz kabaklı deneyelim arkadaşlar dedik. Güzel. Kabaklı yaptılar, kabaklı peynirli. Aynen. Ve içine yine kabaklı tatlını da yaptılar. Gözlemeyi de bu hale getirip, bu tuzludur kendisi, kabak ve peynirle tuzlu yapılmıştır. O tuzludur. Harika. Bunlar da kabak toplarımız. Evet, onu da yuvarlanmış. Yuvarlanmış. Evet. Şimdi sancağınızda kabak topları, evet, bakın. Kabak topları. Güzel görünüyor. Mükemmel her şey. Peki buradaki bütün her şey bayağı aslında elemeyi isteyen işler. Evet. Kolay işler değil, vakit alan işler. Mesela şurada bakar mısınız? Gene harika bir kurabiye. O kurabiye, evet, kabak kurabiye. Şeker hamurunu kullanmış galiba biraz orada. Renginde kullandı. Renginde, evet, kullandı. Renginde şöyle bir bakalım. Evet. Kim İçi yapmış yine onu? Cevizli, kabaklı. Ay çok tatlı, yerim ben seni. Reçeli yapan hanım efendim. Reçeli yapan hanım. Evet. Bakar mısınız? Bal kabaklı kurabiye, bal kabağı püresi varmış. Tereyağı pudra şekeriyle yoğurdum. Evet. Hamur rendelenip sotelenen, bal kabağı ve fındıkla hazırlanan iç harçla bal kabağı şekli verilerek pişirilir. Aytül Koluman'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şunun güzelliğini alkışlıyoruz. Gerçekten her biriniz harikasınız, harikasınız. İçini de böyle yapmış. Ne kadar zarif, ne kadar tatlı. Ellerinize sağlık. Bu kimin fikriydi? İçli köfte. O arkadaşımız kendisi üretti onu. İçli, evet, köfte yapıyordu. Normal içli, ha, köfte, hepsi kıymalı. İçli köfte yapıyordu. Neden bal kabaklı yapmayayım dedi? Ama bal kabaklı biz kalkınca böyle bir işe. O zaman ben de bal kabaklı yapayım dedi. Tamam. Ellerine sağlık. Harikalar yarattı. Sunumu, ay, çok güzel. Evet. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Hepsinin ellerine sağlık. Vallahi sevgiler, yüreklerine selamlar. Sağlık, evet. Peki burada yine şu bal kabaklı cheesecake ekleyeceğim galiba, doğru söylüyor muyum? Evet, evet, evet. Sizin mi orada? Lütfen anlatın bana şöyle alalım. Biraz alalım, ağır gelebilir. Bir humus, şeyler yapmışsınız. Humus var çünkü orada. Aa, evet. Bu humus mu? Evet. Şöyle isterseniz bir... Burada onu da mı tadacağım? Evet. Kabaklı humus, harika. Hanımlar, kabaklı humus deniyorum. Çok güzel ama lezzeti çok beğeneceksiniz. Olmaz mı? Bakın. Humus yani. Humus. Hmm. Cidden humus. Böyle bir şey olamaz yalnız. Ve bal kabaklı cheesecake. Evet. Bunu anlatır mısınız biraz ben yerken? Tabii ki. Yer. Yulaflı bisküvimiz eziliyor tereyağıyla. En altında yulaflı bisküvi, evet, var. Aslında eziliyor. Aslında bazı hazırlanıyor. Evet. Ve cheesecake kabında yerleştiriyoruz. O bir miktar pişiriyoruz onu. Daha sonra yine kabağı ezip labne peyniriyle bir iç harç hazırlıyoruz. Evet. Onu da ekliyoruz. Üzerine de daha kabağa yoğun bir krema hazırlayıp fırında bir miktar pişirdiğimizde çok lezzetli bir cheesecake çıkıyor ortaya. Bak kendinden geçti. Nasıl? Güzel. Mükemmel değil mi? Bir de cheesecake'ten de vereyim sana, buraya kadar gelmişken. Çok fena olmuş. Yasin kabaklı cheesecake yemedim demezsin bundan sonra hayatında. Bence de Yasin kendinden geçti. Daha çok spor yapmamız lazım. Hemen kabağınızın tadına bakıyorum. Bunu hanımlar evde kolay yapabilirler mi? Şimdi bu bal kabağı kolay haşlanan, kolay bir kıvama gelen bir sebze diyeceğim ama meyve dediniz. Bir meyvedir. Evet. Salatalık gibi, karpuz gibi, kavun gibi içi çekirdek dolu bir meyve. Siz bunları kendiniz bu kadar yiyor musunuz? Soru burada. Evet. Yeniyor mu aynı zamanda? Şimdi ekranda nasıl çıkıyoruz bilmiyorum. Çok yani, iyiydim. Yeniyoruz dersek doğru olmaz. Tabii yeniyoruz değil mi? Kısıtlamaya çalışıyoruz. Çünkü güzel lezzetler. Gerçekten her biri birbirinden şey. Burada yine farklı farklı ürünler. Kabaklı keklerimiz var. Kabaklı kekler. Evet, yine kabaklı kurabiyeler çeşitleme. Bunlar nedir? Bunlar tuzlu. Hı. Evet, soğanla kavruluyor soğan. İşte tek içine kabağı konuyor. Sonra pirinci konuyor. Bu da aynı şekilde. Bunlar birbirine kardeş yemekler. Evet. Kabak borani olarak da geçiyor. Borani yoğurtlu oluyor. Evet. Bu da kabak hoşafımız. Oo, üzümlü kabak hoşafı. Bizim gelir süt mü yapar? Ne yapar bu? Yok şey, makarnaların yanında kışın özellikle. Aa. Bunu makarnayı kolay yesinler diye kabak hoşafı yapılır. Yani bizde böyle güzel bir adettir, usuldür. Makarna kolay yensin diye. Evet. Yumuşatır mı makarna? Tabii, hem yumuşatır hem kolay kaydırır.
günaydınlar efendim. Hepinize harika bir sabah diliyorum. Bugün sabah mesajımda kendimi şöyle bir şey yazarken yakaladım. Dedim ki güne ılık böyle güzel limonlu bir dilim suyla başladıysanız gözünüzü açtıktan sonra, dişler fırçalandıktan, şöyle bir kendimize geldikten sonra. Hani o an vardır ya, acaba ne yesem anı? Ve sonra da şunu ekledim. Güzelce bir kahvaltı yapmak. Bence güzel olan sağlıklı olandır. İşte bu sağlık meselesinde tam burada konuşuyoruz. Yani kendine iyi bakta. Bugün yine sizler için birbirinden değerli konuklarımla beraber harika bir program hazırladık. Eğer hazırsanız kendimize iyi bakmak için başlıyoruz. Meltem Açık Elden, Milföy Çanağı'nda kolay kumpir. Hem besleyici hem lezzetli. Nar kalitesi. Yapımı son derece kolay, ekonomik ve lezzetli. 40 hastalıkla savaşmaya yardımcı doğal içecek. Detoks etkili kış çorbası. Pancarlı pratik karışım. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral anlatıyor. Bir kaşık içmiş ve 3 saat enerjisini sabit tutmuş. Kepçe kulak estetiği nasıl yapılır? Kepçe kulak estetiği kimlere uygundur? Kepçe kulak estetiği yaptıracak olanlar nelere dikkat etmeli? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Evet, şu an ben kepçe kulağım, bakın. Şimdi benim öbür kulağım normal. 3 boyutlu taramalar nasıl yapılır? 3 boyutlu tarama öncesi hastalar sonuçla ilgili bilgi sahibi olur mu? 3 boyutlu taramalar kimlere uygundur? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. İnsanların düşünceleri çok stabil olabiliyor bu konuda. Hepsi ve daha fazlası az sonra kendine iyi bakta. Günaydın çiçeğim. Günaydın hayatım. Nasılsın? Bu ne güzellik yine. Beğendin mi? Ay çok beğendim. Her gün beğeniyorum ben seni. Yılbaşı alternatifleri yapıyoruz her gün. Böyle çok, değişik çok şeyler. Çok şıkmış. Baksana gömlek kendinden renkli. Hiç görmediğim renkli bir tarz. Gerçekten çok güzel. Böyle buradan bağlamalı. Değişik, bakın herkes beğendi. Gerçekten altına yine çok tabii ki her zamanki gibi parlak bir etek giydim. Yani eteksiz olmaz. Ben bu sene yılbaşında ilk defa parlak bir şey giyeceğim. Şöyle bakın göstereyim kendimi. Bak çok güzel. Beğenildi. Bir de bot giydim altına. Süper şimdi olmuş. Bu aslında normal. Hani gündüz rahat da yürürsün. Evet. Gece koşturursun bu botlarla. Çünkü hem ayağını sıcak tutar. Ayağımda çorap da var bu arada. Hem de yeni yıl akşamında böyle bir hoş olur. Aslında son bu derece şık. Yani o modernleştirmiş. Aynen. Seninki de tam yılbaşı ev. Ev, anne. Anne değil. Mutfaktaki genç dinamik kadın. Evet, yani ben herhalde şey, biraz daha spor mu seviyorum? Ben parlığa alışmaya çalışıyorum. Ve yeni yıl için yılbaşı kıyafeti olarak şu kadar planladım. Pullu bir üst. Pantolonum bak siyah olacak kesin. Evet, tamam. Üstünü pullu giyeceğim tamam ama. Tamam. Harika. Pullu bir bluz giyeceğim. Pullu yakaladık üstüne bir yer. Evet. Tamam aşkım, tamam. Renk bile olabilir yani, böyle nefti yeşili pullu bir şey. Aa, bile olabilir. Güzel, harika olur. Peki, Milföy Çanağı'nda kumpir yapıyoruz. Evet. Yani Milföy Çanağı'nda kumpiri de bir tek Meltem Açık Yer yapar bence. Bir de nar peltesi yapacakmışız. Evet. Onu da ilk defa duyuyorum, nasıl bir şey olduğunu. Nar peltesi ne demekmiş? Tatlı mıdır bu? Tatlı. Yani aslında şöyle, Karadenizler çok iyi bilir. Onlar üzüm suyundan pepeçura diye bir tatlı yaparlar. Evet. Şimdi mevsim itibariyle uygun olsaydı onu da yapabilirdik. Ama dedim ki pepeçura derler ona. Ben de dedim ki aynı şeyi nardan yapalım. Şimdi benim tarifimde bugün şeker var ama şeker, hiç şeker koymadan meyvanın şekerini bırakabilirsiniz. Tamam. Belki biraz pişmek üzereyken pekmez ilave edebilirsiniz. Nar peltesi tatlısı yiyeceğiz. Evet. Ben merak ediyorum. Bir de Allah, kumpire bakın. Şimdi kumpiri kim sevmez? Ben çok severim. Ben de çok severim. Bayılırım. Ben besleyici bir de ve güzeldir. Yıllarca Ortaköy tarafında oturdum. Allah'ım ne zaman yemek yapmasam evvel. Kumpir yemeye gidelim mi filan? Çok yapmışımdır. Sen İstanbul'un her yerinde oturmuşsun. Cihangir'de oturdun. Cihangir'de kızım oturdu. Tamam. Ben doğma büyüme Emirganlıyım. Emirgan'da oturdum. Kızım o tarafta okurken Zekeriya Köy'de oturdum. Evet. Boğaz'da yine Ortaköy'de oturdum. Evet. En son Balat 4. Beşinci de Balat'a da gittin. Ha. Beşinci de şimdi. Ömerli tarafı, Ömerli Şile tarafı. Şile'de oturuyor şimdi de. Bayağı Şile'de uzaklardan oturuyorum. Geliyorsun. Her sabah çiçeğim benim. Ah canım evet, benim. Evet, çiçeğim lafını da senden kaptım. Çok seviyorum. Ay ben de çok seviyorum. 3 orta boy patatesimiz var. Haşladın haşladım onları. Güzel baharatla eziyoruz bir güzel. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı. Evet. Buyurun. Yok yok, sen malzemelerimizi söyle. Ben püf noktalarını anlatayım milföy istersen. Üst malzemesi içinde mısırımız var, kaşar peynirimiz var, garnitür, yeşil zeytin. İşte evde ne varsa salam, sucuk, sosis gibi alternatiflerle zenginleştirebiliyorsunuz isteğe bağlı. Şimdi ben kumpirin içine de muhakkak sucuk, salam, sosis konuyor ama ben öyle çok şarküteriyi seven birisi olmadığım tamam için onları koymadan da
Yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Evet. Şimdi bunlar pişerken açılmasın diye buraya kürdan takılı. Benim burada kürdanım vardı. Ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun acaba? Kürdan. Hemen getiriyorum. Buyurun sevgili Matem ablacığım. Süper hayatım, aradım. Kusura bakma. Allah aşkım. Heh. Şimdi bu kürdanın için takıyorum. Milföyler pişerken böyle yapıştırdığın yerden birbirini bırakıyor ya. İşte o bırakmayı yapmasın diye. Orayı dikiyorsun. Şuraya bir dikiş atıyorum ondan. Açılmasın diye. Yardım edeyim mi? Senin elinin lezzeti değsin tabii ki. Canım benim. Annem beni çok takdir ediyormuş. Sana çok güzel yardımcı oluyormuş. Ay çok gerçekten, ama ben sadece annen değil, buradan sevgilerimi yolluyorum ve teşekkürlerimi yolluyorum. Çok bu kadar harika bir evlat yetiştirdiği için. Gerçekten gurur duyulacak bir evlatsın. Ama sadece annen değil, etrafımdaki herkes inanılmaz takdir ediyor. Çok nasıl sahipleniyor, nasıl evin kızı gibi, gerçekten evin kızı gibi görüyorlar seni. Çok teşekkür ederim. Yıllardır izleyicilerimizle, şimdi dün bir alışveriş şenliği vardı. Ben de orada biraz vakit geçirdim. Gerçekten herkesle kucaklaşmak için aslında çok güzel ortamlar bunlar, biliyorsun. Kesinlikle. Beraber aynı yaş döneminden büyüdüğümüz mesela hanımlar. İşte genç kızlığımızı beraber yaşadık, biraz daha büyüdük, evlendik, çocuklarımız oldu. Şimdi işte buralarda ve hala işte sizi böyle takip ettik. O zaman böyle heyecanlandırdık. Şimdi bunları izliyoruz, her sabah kahvemizi alıyoruz, sizi izliyoruz diyenlere buradan kocaman öpücükler. Gerçekten çok mutlu oldum. Beni biliyorsunuz oradan, kimlerden bahsettiğimi. O kahveniz afiyet olsun. Şekerli mi şekersiz mi içersiniz bilmiyorum ama her zaman hayatınız şeker tadında olsun. Ay amin inşallah. Allah kimsenin ağzını tadını bozmasın. Çok mutlu oldum. Çok güzel övgüler. Programımızı çok seviyorlar. Çok, evet seviyorlar. Yani, doğal ve gerçekliğini kabul ediyorlar. Bu çok hoş bir yani şey. Yani samimi bulmaları çok keyifli. Bir defa seni çok gerçekten evin kızı ve çok samimi, çok içten buluyorlar. Bir de arkadaşım bir tanesi dedi ki, ya bir şey söyleyeceğim, çok hoş, çok güzel, her şey şahane ama bu kadar mı güzel soru sorar bir insan, bu kadar mı yerinde soru sorar gelen uzmanlara, doktorlara, hani aklımda şu soru var acaba diyorum ve soruyor dedi, inanamıyorum. Ya Mesut Yar yıllar önce 2010 yılında, ben Mesut'u çok severim, bence çok, o da ekranların en iyi soru soran erkek sunucusudur. Kendisi zaten gazeteci, haberci, oyuncu, biz birçok yeteneği var biliyorsunuz. Mesut gelecek bir gün buraya, çok da güzel yemek yapar çok bu arada. Köşesinde benim için şey yazdı. Ekranın en iyi soru soran kadını diye. Evet, aynı fikirde. 2010 yılıydı. Çok mutlu oldum. Çünkü programda gerçekten onunla ilgili merak ettiğimiz birçok konudan girdim. Benim kafam biraz öyle çalışıyor. Yani bunlar herhangi bir kurguya dahil değil. Bu tamamen benim işte okuduklarımla, karıştırdıklarımla, işte aklımın o türlü çalışması ve ne denir bilmiyorum artık, tecrübeyle. Altyapım ve birikimin var bundan alakalı, ama soru sormak şöyle bir şey bence. Karşı tarafı çok dikkatli dinleyip, gerçekten merak ettiğini sorunca hem doğallığı ortaya çıkıyor hem gerçekten karşı tarafı samimiyetle dinlediğin ortaya teşekkür çıkıyor. Ederim. Bu arada yemeği hiç anlatmadık ama olsun, evdeymiş gibi yapıyoruz. Milföyün içine patatesleri ezdik, baharatları koyduk, yapıyoruz. Bir taraftan çok yakından sevgili Burak çekiyor, bakın bütün reji sana çalışıyor aşkım. Ah canım benim. Biz arkada fon şu anda anlatıyoruz. Şimdi tabii bizim bu evlilik yarışmaları dönemini hatırlarsın. Show TV'de yapmıştık tabii yine yıllar önce. Show TV benim ilk göz ağrım. Ay ne güzel. Ve gerçekten çok fazla iş yaptık bu kanalda. Artık burada büyüdüm gibi diyebilirim. Değil mi? Kesinlikle öyle. 2003 yılında ilk benimle gelinim benimle evlenir misin yarışmasıydı. Ama çok güzel bir dönemdi. Çünkü her bir dönemleri onların 3 ila 5 ay sürüyordu evde yaşama süreleri. Ay çok uzun. Çok uzundu. Ve onun sonunda tabii şimdi evliliğe karar vermeye çalışıyorlardı. Ve çok kolay bir şey değildi. Değildi evet. Semra Hanım'a çok tabii ben o zaman böyle birazcık daha da kurallar gereği ve işte herkese adaletli davranma şartlarında olmak zorunda olduğumuzdan net sorular sormak zorundaydım. Semra Hanım bana çok şey yapar. Buradan çok selamlarımı söylüyorum. Çok sevgiler. Kızım bu kadar bana sorma. Ben her şeyi söyleyiveriyorum. Bak benim ağzımın dilimin kemiği yok. Dilimin kemiği. Bir de şey yapardı Semra Hanım. Bak bu kızların dilleri pabuç kadar. Ebru Hanımcığım pabuç kadar. Ben bunları o yapmam diye. Ay çok güzel. Ay canım benim. Tabii orada acı tatlı birçok olay yaşadık. Çok. Semra Hanımcığım daha sonra çok sevgili oğlu Atay'ı kaybetti. Ya çok büyük üzüntü. Allah rahmet eylesin. Neler yaşadık bu kadar süre içerisinde. Allah herkese sağlık versin. Çok amin. Öpüyorum Semra Hanım. Çok sevgiler. Güzel kızınızı, torununuzu, küçüğü. Güzel dönemlerdi çok gerçekten. Çok keyifli. Çok bak keyifli. Nereden nereye geldi. Değil mi? Çok bizde ekran başına kilitlendiğimiz zamanlarda, o programların işte olduğu dönem. Evin kızı gibi gördükleri anlar oradan başlar yani. Tabii.
O çok önemli ama hafızada neyle kaldığın, nasıl kaldığın. 2003 bak 15 yıl olmuş. Yani ben de çok küçüğüm. Ay hala küçüksün sen. Yani işte ama o zaman bakma yani. Ama işte o kadar zamandan bildiğimiz senin. Teşekkür ederim. Mesleğe ilk başladığın zamandan bu başarıların sahibi olacağın. Çok teşekkür ederim. Güzel işlere imza atacaksın. Teşekkür ederim hayatım. O zamandan belliymiş. Sağ olun. Çalışmadan, evet, çalışmak. Kendini İşini geliştirmeden sevmek. Hiçbir şey olmuyor. Ben geçen tamamla. Gün bir şey oldu. Dedim ki yoruldun mu, bıktın mı dedim, böyle yaptım. Tövbe ben mesleğimden, işimden asla bıkmam. Hani yoruldum biraz gibi hissettim. Ben dedi asla bıkmam. Sadece birazcık böyle es vereyim dedi. O işte insanın mesleğine saygısı. O evet. Çok çok önemli. Ya bir şey. Yorulmak yoktur. Bizde gerçekten o büyük bir aşkla yapılacak çok, bir iş evet, gerçekten. Sen de çok iyi biliyorsun Meltem ablacığım. Sen de en az benim kadar yoruluyorsun. Hiç kolay bir tempo değil. Böyle bir performans. 5 gün yayındayız. Çok da renkli. Şimdi biraz sonra Oğuz Özyaral gelecek sevgili sağlıkçımız bizim. Halk sağlığı uzmanımız. Bin bir tarifle, öyle bir tarifle geliyor ki. Ha, inanılmaz çok, şeyler yapıyor mükemmel yani. Mükemmel konular konuşacağız. Gerçekten çok takdir ediyorum. Evet. Muhteşem. Yaratıcı fikirlerle geliyor. Tabii işini bilmek, işine saygı göstermek, onunla ilgili beslenme konusundaki titizliğinden kaynaklı. Gerçekten çok takdir ediyorum. Ne güzel giyiniyor değil mi Meltem abla? Çok. Çok renkli bir kişi yani. Ben ekranda onu gördüm, her zaman kilitleniyorum mesela. Şimdi buraya gelmeden ben onu bir gördüm, bir hoş geldin dedim. O kadar güzel giyinmiş ki. Bayıldım. Şimdi 40 derde deva bir tarif verecek. 40 süper. Hastalığa deva bir tarif. Yani ben okuyunca böyle kaldım. Aslında o kadar basit ama o kadar önemli bilgiler yine sizi bekliyor. Bugün yine keyifli bir gün sevgili izleyicilerim. Evet biz yaptık bu arada. Yaptık. Şimdi çanakların içine, yani kumpir yaparken şöyle bir şey var. Patatesi haşla. Hı. Sonra onu keserken patlatmadan, dağıtmadan evet. içini dolduracak vaziyete getir filan. Biraz daha meşakkatli ama böyle yaptığınızda lezzet aynı. Görüntü şık, dağılmamış, güzel bir görüntü. Biraz da değişik. Yani hı hı. hanımlar bunu günlerde yapabilirler. Şarküteri tercih eder, etmez. İçine koyacağı şeye kendisi karar verebilir. Biz patates, garnitür, birazcık yeşil zeytin içine ilave ettik. Kumpir yerken de öyledir ya, sevdiğin şunu koy, aynen. bunu koy, bunu koy dersin. Tabii. Bunda da aynı şey. Bunun dışında... Araya kaşar koydum dibine, koymadık değil mi? Konuşurken koymadım, unuttum. Dibine de koyun, patatesine de koyun. Konur değil mi? Konur patatesin tabii. Üstüne de patatesi dikkat. Tereyağla ve şeyle birazcık, onu da bak söylemeyi unuttum. Patatesi birazcık tereyağına karıştırdım. Ona da bol kaşar peyniri kaşar. Sürerseniz, koyarsanız. O da eriyor arasında. Evet, o da eriyor. Hayır, ben de bildiğimden değil, izlediğimden yok, yok. Hani biliyorum bunu. Gayet iyi biliyorsun. Evet, fırınımız hazır ve sıcak hazır. Seni bekliyor. Tamam. Kaç dakika? Yani mürfeğin pişmesi 20 dakikada bu muhteşem bir hal alıyor. Mürfeği kızardığı zaman tamamdır. Çünkü içine koyduğum her türlü malzeme aslında patatesi haşlanmış. Birazcık şarküterilerin yani sucukların pişmesine ihtiyaç var. Mürfeği de pişti mi tamamdır. Vay, efendim vay, mürfeği vay, çanağında vay, bir kumpir. Vay vay. Harika bir cuma lezzeti diyorum. Hemen fırına gidiyor sizler için. Afiyetle bereketle diyoruz. Ben yine doğru ocağımı yaktım acaba? Yine çarpışmada bir sahne gerçekten mükemmel. Ben çarpışma işim çukuru diyorsun en favorinizin. Bir de ikinci şimdi favorim o. de çarpışma. Şimdi çarpışmada çok güzel bir sahne vardı. Dedi ki anne dedi keşke dedi bir simiti senle bölelim. Onu yiyeceğimiz bir anımız olsa da biz mutlu olsak ama ya, o bulunduğumuz mekanda olmasak diye. Ben şimdi tabii mahvettim anlatırken de yani o sahneyi bir izlemek lazım. Ama çok şey anlattın. Hani ağız tadında soğan ekmek derler ya, o işte anlattım. Ne oynamışlar? Bir simitli görüşelim ama ağzımızın tadı yerinde olsun. Baklava evet. börek değil de yediğin kuru ekmek bile olsa ağzının tadı yoksa yani para pul da çözmüyor hiçbir evet. şeyi. Allah yeter ki insanlara huzur versin, şükredelim. Çok doğru. Şükür huzuru ve mutluluğu arttırıyor. Şimdi narları sıktık. Evet. Nar peltesi yapıyorum. Narları sıktık. Narın sıkılmış suyunu... Şöyle tenceremin içine koyuyorum. Lezzet versin diye vanilya çubuğu içine birazcık vanilya ya da şöyle paketlerdeki toz vanilyadan ilave edebilirsiniz hı-hı. içine. Vanilya çubuğunun vermiş olduğu lezzet de mükemmel. Mükemmel her şey. Evet ben de çok seviyorum onu. Ve nişasta. 2 yemek kaşığı da nişasta ilave ettim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum, iyice çırpacağım. Çırparak pişireceğim.
Artık 2018'in son cumasında vermediğimiz tarif kalmadı. Pazartesi günü şenlik var, yani 31 Aralık günü. Oo, çok bu güzel. Mutfakta neler olacak efendim? Pazartesi günkü yayınımız ne sizlere özel. Ne sürprizler, ne sürprizler. Mükemmel. Valla Hayati Bey'le İlker Bey'i mutfağa sokuyoruz. Ay muhteşem. Evet. Muhteşem. Önlükte takacaklar mı acaba? Kesin takarlar. Şapka bile takabilirler yani. Ay, İddialı geliyorlar. Evet. Eşleri onları çalıştırıyor ne yapsak diye. Kendine iyi bak da. Onlar aslında normalde doktor önlüğü giyiyorlar da mutfak önlüğü hiç giydiler mi acaba? Vallahi pek zannetmiyorum. Vakitleri var mıdır acaba? Hiç sormak lazım. Vallahi biz öyle bir önlük getirip giydirsek onlara. Peki yapalım onu. Şimdi bu perte için yapımı son derece kolay fakat kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, eminim Oğuz Hocan da bu tarifi çok beğenecektir. Yapımı son derece kolay, ekonomik ve lezzetli. Tamam. Yani herhangi bir tatlı yiyeceğinizde gördüğünüz gibi meyvanın şekeri içine hiç şeker ilave etmedim daha. Yine parantez açıyorum, şeker keyfe eder. Narınız çok tatlıysa vanilyayla lezzetlendiriyorsunuz, üstüne Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Ay çok piştikten güzel. Sonra hiç şeker koymayabilirsiniz. Ama ben tatlıyorum. Biraz da böyle tatlının tadını alayım diyorsanız altını kapatmak üzereyken ne bileyim keçi boynuzu pekmezi olabilir. Üzüm pekmezi olabilir. Herhangi bir pekmez gezdirebilirsiniz. Ay hiçbiri yok ama tatlı yemek istiyorum derseniz pudra en şeker. Son alternatifiniz bir şey kadar, bir çay bardağı kadar bu ölçüye şeker ilave edelim. Şekeri orada koydum. Şekeri orada koydum. Yani mümkünse şekeri koymayalım ama koyacaksak da mümkün olduğunca az koymaya çalışalım. Bunu nasıl yapabilirler? Mesela muhallebi pişiriyorum evde, bir şey yapıyorum. Ya da sütler çok. Anlatırken ağzım sulanıyor. Allah. onun üstüne bu pelteyi pişirip İncecik döküyorum. Hem pes pembe, böyle beyaz pembe bir görüntüsü oluyor. Kek yapıyorum, kekin üstüne gezdiriyorum. Yani bunu sadece kuplara koyacağınız ve yiyeceğiniz bir pelte olarak diye düşünmeyin. Bunu aynı zamanda sos diye düşünün. Bunu dediğim gibi kuplara koyabilir, tüketebilirsiniz. Ama aynı zamanda da her yerde sos olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel fikir. Hatta ne bileyim mevsim itibariyle dondurmada seviyorum ikram edeceğim misafirlerime derseniz bunu birazcık daha nişastasına azaltıp şöyle dondurmanın üstüne yapmış olduğunuz elmalı tartın üstüne koyabileceğiniz nefis bir sos. Onun için hem bunu hem üzümden yapılan pepeçurayı çok seviyorum. Ay çok güzel. Pepeçurayı da mevsimi geldiğinde yapalım. Yapalım. O da son derece besleyicidir. İşte sevgili annelerin birazcık şey yapması lazım. Hani ne pişirsem çok büyük derttir ya. Bazen ben de karar verirken seçeceğim yemeklere. Ay acaba ne pişirsem oluyorum? Değişik ne yapsam oluyorum? Onlar da alternatif düşünürlerken çocuklar için bence böyle şeyler düşünseler ya da bunları değerlendirseler kesinlikle çok daha katılıyorum. Değil mi? Senin geçen gün tarifini verdiğin o nugget'lardan yaptık Eren'e. Bayıldı. Beğendi mi? Bayıldı, canım bayıldı. Benim. Afiyet olsun. Mükemmel. Ben birazcık daha ince yaptım. İçi iyi pişsin evet, istedim çok çünkü. Doğru yapmışım. O tavuk biraz böyle. Çünkü onu böyle hani parmak şeklinde, top şeklinde çok seviyorlar ama o dibinin onun kızarması için hani bizim evdeki sistemde tabii o çok kaynar yağlar yok o dışarıda. Kesinlikle. Endüstriyel mutfaklarda kesinlikle olduğu gibi. O böyle cız diye bir anda onu kızartıyor. Ben onu da çok sevmiyorum çok gerçi. Ben de sevmiyorum. Ben doğru. Böyle yavaş yavaş köfte kıvamında yap. Onu fırında da yapabilirsin. O evet, söylemiş miydim? Evet söyledin. Fırında da çok azıcık fırın tepsisini yağlayıp. Aynen. Fırında da yapabilirsin. O da çok güzel İkinci oluyor. İkinci kez onu ben fırında yapacağım o zaman. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Tamam. Nar peltemiz hazır. Evet. Şimdi kaynayacak ve tamam. Kuplara boşaltacağım. Bu çok mutfaktan aslında sonra sevgili Oğuz Özyaral'la yine harika tariflerimiz olacak. 40 derde deva, 40 hastalığa deva tarifler ve yine yapılan çok önemli bir açıklama var. Bu benim geçtiğimiz günlerde okumuştum bu makaleyi. Bu zeytinyağı Hindistan cevizi yağından çok faydalanılıyor biliyorsun. Hı-hı. Ve çok bahsediliyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan büyük bir araştırma sonucunda aslında Hindistan cevizi yağının hiçbir faydası olmadığı ortaya çıkmış. Aa, inanmıyorum. Ve şu anda ikiye bölünmüş durumda herkes. Bunu sevgili Oğuz Hoca'yla konuşacağım. Acaba ne düşünüyor? Nasıl bakıyor bu tüm her şeye? Mesela yani, kısım vejetaryen o çok kullanıyor Hindistan cevizli yağını. Evet. Ve bu geniş çaplı bir araştırma yapılmış Harvard'da. Çok şaşırdım. Evet. Dolayısıyla da dikkate alınan, çünkü onun öncü şeyleri profesörün yapmış olduğu açıklama çok yankı uyandırdı. Bakalım konuşacağız. Harikasın aşkım, bunun sonuna geleceğim. Tamam. Mutfakta kumpirim var, onu zaten yiyeceğim. Tamam inşallah. Sana kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Efendim devam ediyoruz.
3 boyutlu taramalar nasıl yapılır? 3 boyutlu tarama öncesi hastalar sonuçla ilgili bilgi sahibi olur mu? 3 boyutlu taramalar kimlere uygundur? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. İnsanların düşünceleri çok stabil olabiliyor mu konuda? Kepçe kulak estetiği nasıl yapılır? Kepçe kulak estetiği kimlere uygundur? Kepçe kulak estetiği yaptıracak olanlar nelere dikkat etmeli? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Evet, şu an ben kepçe kulağım, bakın. Şimdi benim öbür kulağım normal. Şimdi kendine iyi bak da. Günün en heyecanlı bölümlerinden birindeyiz. Çünkü çok değerli misafirlerim var efendim. Kendilerini tanıyor musunuz? Sormak istiyorum hemen. Çok sevgili Doçent Doktor Hayati Akbaş, estetik ve plastik cerrahi uzmanımız. Doktor İlker Arslan, diş hekimimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş nasılsınız? Bulduk, İyisiniz. Bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok merak. Sizleri görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz de güneşli de başlamaktan çok mutluyuz. Ben Samsun'dan geldim. Sevgili İlker İstanbul'dan geldi. Evet, yarışmaya hep buradan katılıyorsunuz. Yarışmaya buradan katılıyoruz. Hoş geldiniz evet, efendim. Hoş. Bugünkü yarışma kurallarımızdan size bahsetmek istersem eğer. Sokağa çıktık, sorduk. Hemen biraz hareketli başlayalım istiyorum. Gerçekten. Sorular zor. Hanımlara sorduk. Eşiniz botoks yaptırsa ne yaparsınız? Ve beylere sorduk. Eşiniz silikon taktırmak isterse ne dersiniz? Çok esprili cevaplar gelmiş. İzleyelim, üzerine konuşalım. Buyurun efendim. Eşiniz botoks yaptırsa tepkiniz ne olur? Yakışmışsa yakışmış derim. O biraz zor derim. İlk önce ben yaptırayım, sonra sen. Tepkim kötü olur, istemem, yapmasın. Ben yapmıyorum, o niye yapıyor? Erkek dediğin erkek gibi olacak. Kırışacak da, kaz ayakları da olacak. Her yaşın bir güzelliği var. Karınız silikon yaptırdı. Tepkiniz ne olur? Gayet normal olur, hiç sıkıntı olmaz. Neden yaptırmak istediğini soralım. Fırsat bulduğu zaman kendime de yaptıracağım. Evet, gözaltı torbalarını aldıracağım. Bazıları diyor ki mesela psikolojik açısından kendisini iyi hissedecekse bu bir sağlık sorunu da diyebiliyor. Öyle bir sıkıntısı yoksa çok da lüzum yok diye bakıyorum. Eşiniz geldi dedi ki karıcığım ben botoks yaptırmak istiyorum. Kendi bilir, yaptırabilir. Hiçbir tepkim olmaz, isterse yapabilir tabii ki. Eşiniz silikon yaptırır. Yani sıkıntı olmaz. Ya ben biraz bu konulara karşıyım. İstemem yani, hani sonuçta ben onu bu şekilde beğendim. Doğal güzellikten yana o. Evet, kesinlikle doğru. Gerçekten çok esprili. Buradan çıkardığımız yorum nedir, hemen sorayım Hayati Bey. Ya tabii herkesin hayata bakış açısı, beklentisi, eşiyle ilgili düşünceleri, beklentisi birbirinden fark edebiliyor. Bazı insanlar için çok anlamlı olan bir şey, bazı insanlar için anlam ifade etmiyor. Bazısı botoksa çok olumlu yaklaşıyor. Bazısı botoksun daha doğrusu ne olduğunu tam biliyor, bazısı tam bilmiyor. Botoksu farklı şeyler zannediyorlar. Ama şudur, eşiyle ilgili sordu tabii karşılıklı burada. Eşine olan sevgisi, eşine olan muhabbeti, eşine olan duygusallığı birçok şeyi etkiliyor ama gerekiyorsa yapılacak anlıyorum ben. Evet. Gerekmiyorsa yapılmasın anlıyorum. Yani öyle bir sanki şey çıkıyor. Yani gerekiyorsa yapılsın. Yani o da istiyorsa, hakikaten ona da ihtiyaç varsa. Ne gerek var anlıyorum. Diyen de oldu ama sizin yorumunuz ne? Ben şeyin yanındayım, böyle estetiğin yanındayım. Yani insan kendini kötü hissediyorsa ve yaptırmak istiyorsa yaptırsın. Hatta ben eşimi teşvik ederim. Aa, gerçekten. Eşim benim biraz daha şeydir, konservatiftir bu konuda. Yani çok fazla istemez, yaptırmak istemez. Daha doğal. Şu, daha doğal olmaktan yanındır. Bir arkadaşım var, çok ilginç bir anekdotur, onu anlatmak istiyorum. Kız kardeşi, annesi, iki tane kız kardeşi var, annesi var. Şimdi kız kardeşi inanılmaz estetiği seviyor. Annesinin işte önce dişlerini yaptık, arkasından işte botokslar, dolgular falan, inanılmaz böyle bir estetik revizyona gidip güzel de oldu. Çok da yakıştı. Çocuk da hiç istemiyor estetiği. Yani eşine yani ufacık bir botoks, dolgu, hiçbir şey yaptırmasına izin vermiyor. Geçen gün de fotoğraftan gidiyor. Çok da komik bir çocuktu. İşte annesini fotoğraftan açmış. İlker diyor, annemi özledim diyor. Bak diyor, bu benim annem de diyor ama annemi göremiyorum artık. Annemi özledim çok diyor. Çok şeker. Eşler teşvik edici oluyor mu? Evet. Şimdi kendisi de eşim yaptırsın ama ben de yaptırırım. Gözaltı torbalığından kurtulmak istiyorum diyen beyefendi var. Evet. Diğer tarafta da yani ne gerek var, ben onu böyle beğendim. Hani niye olduğunu sorarım. O hayatta bakımlı tabii. Olmak çok güzel bir şey. Yani hem sizi zinde tutuyor, hem ruh yaşınızı genç tutuyor. Doğru. O yüzden bakımlı olmak güzel bir şey ama tabii ki insanların düşünceleri çok stabil olabiliyor bu konuda. Yani değişimler eşler olabiliyor. Arasındaki uyumu yeri geldiğinde inanılmaz destekleyen bir manevradır estetik cerrahi. Bir gün hiç unutmayayım, bir anı anlatayım. Lütfen. Bir genç kız dediğim 45 yaşında. İki tane çocuğu var. Eşi de 48-50 yaşlarında. Tamam. Geldiler ofise ama kadının duru gelişi şu.
beli bükülmüş, depresif bir halde, moral bozuk. Hemen fotoğrafı çektiniz. Çok hemen çektim. Ama eşi de böyle. Nasıl biliyor musun böyle? Eşi de böyle tam kendine güvenli. Geldi oturdu. Neyse hanımefendiyi aldık, konuştuk. Ne isteğiniz? İstek belli. İki tane doğum yaptım. Hocam eskiden ben çok güzel bir kadındım. Ama yıllar içerisinde gördüğünüz gibi ne olmuş? İşte burun ucu biraz düşmüş, biraz kırışıklar ortaya çıkmış, dudak incelmiş, göğüsler küçülmüş, sarkmış, karın biraz iki doğuma bağlı. Bazı kadınlar da oluyor. Tabii. Sarkma gevşeme olmuş. Dedi ki hocam dedi eşimin bana olan ilgisi eskisiyle kıyaslanmayacak kadar azaldı. Bakın şimdi bazen bu eşinin durumlar... Eşinin yanında söylüyor mu? Hayır, hayır, hayır. Bu durumlar bazen çok ilginç. Çünkü yani kadınlar bizim asla eşlerinin yanında asla, bunu konuşmamalılar. Asla, asla. Bakın bizlerin şöyle bir şeyimiz var. Eşlerinin bilmediği sırları bizler biliyoruz. Değil mi hocam? Bilmek de zorundayız çünkü vallahi çözüm bulmak zorundayız. Vallahi hocam psikolog gibisiniz ya. Ne oldu? Sonra yaptık. Böyle gelmişti ya. Yaptık, burnunu yaptık, bir takım işlemler yüzüne yaptık, göğüs silikon koyduk, evet, büyüttük, karna germe yaptık. 6 ay sonraki tablo şu, gelirken. Adamın beli biraz bükük, kadın böyle var ya yürürken, yemin ediyorum. Hani göğsünü yere gere yürümek dedi evet. Ya, çok ilginç, çok da uyumlu olmuş, çok da mutlu dedi ki hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi de önce hani eşin ilgisizliğinden rahatsızdı ya. Evet. Hocam dedi ya başımdan biraz gizli şu ilgiler boğuldum ya. Dedi. Çok güzel. Bu da niye katkı yaptı? Bu da çok burada güzel. İstedik müdahale. Evet. Tedavi fonksiyonu gördü. Önceden depresyon ilaçları kullanan o hanımefendi çünkü depresyonla geldi. Tabii. Yani hakikaten depresifti. Depresyon ilaçları kullanıyormuş kendini iyi hissetmek için. Bu ilaçları bırakmak durumunda kaldı ve bıraktı. Özgüven yerine geldi. Bakın yerinde yapıldığı zaman hedef nereye varıyor? Evet. Evet. Yerinde yapılmalı o yerinde zaman. Ruhu besliyor gerçekten. Evet, besliyor. Besliyor. Şimdi ben hastalarımızdan görüyorum. 60'lı yaşlarında ama inanılmaz bakımlı. Makyaj da yapmak istiyor. Mesela öyle o pozisyona geldiği zaman. Ama 60 yaş nedir ki 60 yaşta makyaj da yapılır her hayır, şey hayır. Değil mi? Şimdi bakımlı olduğunuz zaman işte botoks yaptırmışsınız, dolgu yaptırmışsınız ama her şey kararında. Dolgu hele bence acayip kararında yapılması doğru, gereken kesinlikle. Bir şey. Her şey, her şey çünkü öyle. Dolguda bir şey var. Bir tık daha yaptırsam daha mı iyi olur? Biraz daha fazla gibi bir şey her var. Her şeyin abartısı sıkıntı. Doğru. Şimdi o insanlar geldiğinde böyle daha bakımlı geliyorlar. Daha fazla makyaj yapmış. Yani saçına başına dikkat eder halde geliyorlar. Şimdi bir tane hastamız var 85 yaşında. Yani gelişini görseniz kliniğe inanılmaz yani. 85 ama hala işte felç geçirmiş. Yüzünde böyle bir asimetri var. Ama onu bile şey yapmıyor. Makyajı, işte şeyi, kılığı, kıyafeti. Yani insanın kendine bakması gibi bir şey. Bu da bir kıyafet aslında. Giydiğimiz kıyafetin esas aynen. Temel kıyafeti düzeltmek gibi bir şey. Ya kadın erkek aynen. Demeksizin bu tarz dokunuşların bir pozitif etkisi var. Şimdi yine biz de bugün tam olarak böyle bir şekilde hayatına dokunacağımız bir hanımefendi davet edeceğiz buraya. İsmi Nalan Yaşar. Beni çok sevgili arkadaşım, sevgili Deniz Sekim. O zorlu süreçten sonra bir telefon görüşmemizde bana Nalan'dan bahsetti. Nalan seni davet edeyim hikayeni öyle anlatmak istiyorum. Deniz Sekin'in koğuş arkadaşı. Birlikte kader dostu onlar. Hoş geldin. Nasılsın? Oh, özgüvene bak. Gel şöyle bizim aramıza bakalım. Tanıyor musun doktorlarımızı? Televizyondan tabii takip ettim. Takip ettin, tanıdın. İçerideyken de izliyorduk evet. Sürekli. Uzun zamandır gelmek, içerideyken de izliyor muydunuz? Ah canım benim. Yani bizi hayata bağlayan güzel sunumlarınız, güzel anlatımlarınız, insanları güzelleştirmeniz. Hani hayata bağlanmak için sebepler bizim için çok güzel. Çok güzeldi yani programımız. Çok geçmiş olsun. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah kimseye vermesin. Şimdi sevgili Nalan'ın hikayesini şöyle bir dinleyelim. Büyük değişimin bu haftaki şanslı ismi Nalan Hanım. Ben her gün WhatsApp'tan atıyordum sürekli. Hani baktım cevap gelmiyor. Herhalde görülmüyor falan dedim. Bıksınlar benden, bıkıp çağırsınlar dedim. Benden usansınlar, hani göndersinler diyerekten. Azmin Zafer'i. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biraz tanıyabilir miyim sizi? 48 yaşındayım. 17 yaşında bir oğlum var. Bu yıl üniversite sınavlarına girecek inşallah. Nalan Hanım eşiyle ticaretle uğraşırken yaşadıkları olaylar sonrasında kendisini cezaevinde bulmuş. Bir yıl oldu cezaevinden çıktım ben. 5 yıllık bir cezaevi sürecim oldu. Bu ticaretle ilgili iflaslar, taahhüt ettiğimiz rakamları ödeyememezlikten dolayı. Eşim hala cezaevinde. Ben çıkalı bir yıl oluyor fakat hani cezaevinden çıkınca süreç bitmiş olmuyor. Kamu yararına şu anda bir devlet dairesinde ücretsiz olarak çalışıyorum. Cezaevinde kaldığı süreçte kendine iyi bakta izlediği değişim bölümlerinden çok etkilenmiş Nalan Hanım. Çıkınca ben başvuracağım. Olur olmaz bilemezdim ama çünkü bize orada umut oluyor bu tarz programlar. Hani birçok şeyden mahrumsunuz, yoksunsunuz orada. Ben diyordum hep oradakilere ki ben başvuracağım ona falan ama çıkmaz falan ümitsiz oluyorsunuz. Orada zaten birçok şeyden ümidiniz kesilmiş oluyor. Hayata da bir yerden tutunmak gerekiyor. İşte çıktığımda başvurdum. Hayata sil baştan başlayan Nalan Hanım ismini de değiştiriyor. Bu süreçte bir de ben aynı zamanda ismimle ilgili de bir sıkıntım vardı.
Onu da değiştireceğim. Komple değişmiş olarak geleceğim karşınıza. Bütünüyle bir değişim olacak. Evet, komple sıfırdan bir hayata başlayacağım. 70'li yıllardan 70 doğumluyum. İşte Türk sineması filmlerinin işte Nalan isimlerinin falan meşhur olduğu dönem. Komşularımız Nalan diye söylemişler. Annem de git yazdır Nalan demiş. Babam yazdırmış. Ertesi gün teyzem geliyor. Ne bunun adı diye ismimi soruyor. Nalan siz demiş deli misiniz? Yani ablası Filiz. Bu da Deniz. Bu kadar basit yani. O gün bugün evde her yerde Deniz. Sadece resmi yerlerde Nalan olarak geçiyordu. Nalan Hanım, Deniz Seki'nin cezaevinden koğuş arkadaşı. Ben kapalı cezaevindeyken Deniz Hanım'la beraberdik Deniz Seki'yle. Ben ilk gittiğimde ismi Deniz olarak direkt söyledim. Fakat daha sonra bana gelen mektuplar falan Nalan olunca insanlar dediler ki hani sen niye bize Deniz dedin dedi. Ben de anlattım hikayesini ismimi. Deniz Hanım da bana dedi ki bak hayatım bu isim dedi zaten anlamını biliyorsun sen de. Bir an önce çıkın da ilk işin bunu değiştirmek olsun. İnsanların çünkü kaderlerini etkilermiş isimler. Hüzünlü, ağlayan, inleyen anlamında. Benim de hayatım hep böyle şeylerle geçti. Sıkıntılarla sadece cezaevi süreci, onun öncesinde çocukluk dönemi falan da sıkıntılıydı. Bir yandan da üniversite okuyorsunuz. İkinciyi bitirdim içeride. O da çok sağ olsun Deniz Hanım'ın sayesinde oldu. Şimdi de uluslararası ticaret ve lojistik okuyorum. Çocukluğu da zor şartlar altında geçmiş Nalan Hanım'ın. Babamız bizim öğretmendi. Fakat bazı kötü alışkanlıkları vardı. Çok genç yaşta zaten kendisi de vefat etti bu alışkanlıkları sebebiyle. Çok çekti babamızın bu kötü alışkanlıklarının kahrını. Her zaman ayaklarımızın üstünde durmak zorundaydık. Gerçi o benim için iyi olmuş, hani güçlü olmuşum. 5 yıllık cezaevi hayatında neler yaşamamış ki Nalan Hanım? Çok okudum. Kabullenmek çok önemli. Hani önce kendinizi içinde hazmetmeniz lazım. Yoksa yani yaşayamazsınız. Nefes alacak şeyiniz yok. Zaten çok dar bir alandasınız. İç içesiniz insanlarla. Geçiyor ama kolay geçmiyor. Delip geçiyor. Hani tabii ki bu da geçer diyoruz ama hiçbir şey öyle durup durup geçmiyor. Delip geçiyor. Gerçekten çok yaralar açılıyor. Ama şimdi artık yenilenme zamanı. Bir senelik uzun bir bekleyişin sonunda artık muhteşem değişime başlayalım mı? Tabii ki başlayalım. Dört gözle bugün bekliyorum zaten. Ben hazırım. Evet Nalan'cığım. Eşinle beraber bir işe kalkıştın. Yani uzun yıllarda zaten kendi işimizi yapıyorduk. Tamam. Ondan sonra gayet güzel gidiyordu her şey. Fakat daha sonra başka bir yerden çok büyük bir... Biz dolandırıldık önce, öyle söyleyeyim. Tabii biz de bunun karşılığında kendi alacaklarımızı almanın peşine düştük. Çocuk bunun, var mı? Bir oğlum var 17 yaşında. Bu yıl üniversiteye girecek. Anneanneyle yaşadı bu süreçte. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum anneme, kardeşime. Çok sahip çıktılar. Eşinle beraber? Tabii eşim hala içeride. Onun 2 senesi daha var. 5 yıl mı beraber yattınız? Farklı cezaevlerinde tabii. Tabii. Ben İstanbul'da Bakırköy'deydim. Eşim Silivri'deydi. Sonra Trabzon'a geçti. Aslen Karadenizliyiz. Trabzonluyuz. O hala içeride şu anda. 2 senesi var. Ondan sonra siz dolandırıldınız sonra ne oldu? İşte sonra biz de kendi tabii dolandırılınca ödemedik paralarımızı kaybedince biz de ödemelerimizi yapamamaya başladık ve insanlarla sıkıntılar yaşamaya başladık. Tabii herkes bir çark bu şekilde dönüyor. Yani siz benden alacaksınız ona vereceksiniz, o ondan alacak ona verecek böyle. Ödeyemeyince her yer tıkandı. Taahhütlerde bulundunuz, ödeyemediniz. Bir de zamanda çok hani sözümüz senet olan insanlardık. Yani o saatte o da iki kadar mesela ben söz vermişsem bugün bu ödemeyi yapacağım. Çek vermeme, senet vermeme gerek yok. Çünkü benden o saatte o para alınacak bilinir. Bu derece bilinen, saygın insanlardık öyle söyleyeyim. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Vicdanen kendim halen çok rahatım. Kimsenin hiçbir şekilde kötü niyetiyle... Peki ne yaptınız da karı koca hapse şimdi işte şöyle söyleyeyim. Ödeyemeyince taahhütlerde bulunduk. Taahhüt ettiğinizde, taahhüt altına imza attığınızda hapiste cezalandırılıyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Borcunuzu ödeyemediğiniz için. Şimdi ilk başka ödeyemediğiniz... Başka bir şey yok. Yok yok tabii. Borçtan yani ticari bataktan battık. Her şeyimizi maddi manevi kaybettik. Şu anda onun için işte bu programa başvurdum ki gerçekten ben yeni bir hayata başlayacağım. Şimdi şu anda ücretsiz bir kamu kurumunda hala kamuya hizmet ediyorum. Şu an denetimli serbestlikte evet. Kamu yararına ücretsiz evet. Çalışıyorum 8 diyorsun. 8 ay sürecek bu sürecimiz bizim. 2 ay ve hala seminerlerimiz var. Ondan sonra işte imzalarımız var. Hani tamamen özgür değiliz hali hazırda. Bunlara devam İznim ediyorum. İznim var buraya gelmeye. Bugün iznim var. Evet. Ondan sonra bunun dışında işte girdik çık. Ben şu anda çıktım. Hala çocuğumu yanıma alamadım. Tek başıma bir mücadele veriyorum. Hani çünkü bu 8 aylık süreç bitince normal bir iş hayatına atılacağım. Çalışmam gerekiyor çünkü. Evinde kalamıyor musunuz? Yok yok evde kalıyoruz. Hı-hı. Bir ev buldum kendime 1+1. Orada yaşıyorum şu anda. İşte hafta sonları aynı hayatlar. Eşin hala içeride. Evet ve ben hafta sonları işte şeylerde alışveriş merkezlerinde part-time işlerde çalışıyorum. Hani kendi çünkü bu kamudan ücret alamıyoruz. Hiçbir şekilde işte sağlık şeyimiz yok, garantimiz yok. Yani sigortamız yok hiçbir şey.
şeyimiz yok. Ya sigortalı bir iş bulacaksınız. E tabii ki cezaevinden çıkan birinde kimse hemen işe almak istemiyor. Nasıl heyecanlı değil. Ben de hocam gibi Karadenizli olunca konuşma tarzım böyle. Evet, bizim özelliğimiz bu. Hani heyecanla ilgili değil. Çünkü çok kötü şeyler yaşadık. Bu güzel bir şey benim için. Hani değil tadını mi? Çıkarmak istiyorum, öyle söyleyeyim. Hani sizi yakından gördüm, hepinizle tanıştım. Peki. Çok ilgilendiniz, sağ olun. Şimdi sevgili Deniz Seki beni aradığında dedi ki Ebru'cum dedi, benim dedi orada bir kader arkadaşım var. Çok da güzel, birbirimize destek olduk, birbirimizi anladık, sevdik. O kadına dedi ben dedi destek olmak isterim çok. Sen nasıl bakarsın bu konuya? Ben dedim ki ben zaten bütün kadınlara destek olmak isterim elimden geldiğince, ama acaba şartları nedir, durumu nedir ve hocalarımın onayına sunmamız lazım. Çünkü büyük bir heyet karar veriyor buna. Çünkü kolay bir şey değil. Denizciğim şu an çok mutlu oluyordur tahmin ediyorum. Uyandıysa sabah bu saatte, çünkü çok yoğun çalışıyor biliyorum. Onu telefona bağlamak istiyordum. Çok sevgilerimizi gönderelim buradan Denizciğime. Evet, aynen. Çok iyi bir insan, çok muhteşem bir insan. Hani biz ona moral vermemiz gerekirken o bize her zaman moral verdi. Çok pozitif, çok. Ben onun sayesinde orada ikinci üniversitemi bitirdim. Şimdi üçüncüyü okuyorum, kaydoldum yeni baştan. Bravo. Orada uluslararası ilişkileri bitirdim. Şimdi uluslararası lojistik ve ticaret okuyorum. Hala tekrar. Sen ticaretten korkuyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Neyden korkuyorsanız bu hayatta onunla sınanıyorsunuz. Ben onu anladım. Yani borçtan çok korkardım ve çok büyük bir sınanmam oldu ve hala devam ediyor bu. Onun için korkularımı yenmek için üstüne gitmem lazım. Yapacak başka bir şey yok. Vazgeçmek olmuyor. Ya öleceksiniz ya direneceksiniz Allah yani. Korusun, hani ölecek zormuş. Derken evet çok zor. Allah korusun ya. Çok zor. Evladınız var, anne babanız var geride. Öyle babam hayatta değil, annem var. Kardeşim ve annem. Siz doğum işini halletmişsiniz bence. Öyle mi? Kafada bitirmişsiniz. Öyle mi? Evet, yani ben kendim çok okuduk orada. Kabullenmek çok önemli bir olayı. Hani orada çünkü çaresizce bekle bakıyorsunuz ki olacak bir şey yok. Yani her şeyden ümidiniz kesiliyor. Şöyle bir durum var. Hani ölürsünüz, toprak altında. Tabii gidip gelen yok, bilemiyoruz ne oluyor. Hani öteki dünya, ahiret dediğimiz. Ama orada hani ölmüşsünüz, ölmemişsiniz ama her şey sizin dışınızda oluyor. Hiçbir şeye müdahaleniz yok. Hani mesela seçimlerde hükümlüyseniz oy bile kullanamıyorsunuz. Hiçbir şeyiniz geçerli değil. Bir vasiyiniz var. Sizin adınıza her şey o karar veriyor. Öyle bir süreç. Ondan sonra yani yok gibisiniz. Yani varla yok gibisiniz. Varsınız ama yoksunuz. Böyle bir durum. Psikolojin onun için, nasıldı o süreçte? Ya ben şöyle onu soracaktı. Çünkü şöyle söyleyeyim ben. Ben çocukluktan beri bizim babamız, benim babam rahmetli öğretmendi. Fakat alkol sorunu olan bir öğretmendi. Onunla çok sıkıntılar yaşadığımız için çocukluktan beri sürekli hep kendim ayakta kaldım. Ondan sonra işte kardeşimin üniversite okuması, hep annemle biz ikimiz çabaladık. Hani daha başkalarına göre belki biraz daha güçlüyüm. Hala yıkılmadım. Bilmiyorum yani, ya da bu Allah'ın bana bu lütfu, bilmiyorum. Hani kendim kabullendim. Önce kendimle hesaplaştım. Ya da güçlü olmaktan başka çare yok yani. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Değil mi? Yani, çare yok. Ya öleceksiniz ya dirileceksiniz. Yani başka çareniz yok. Ya yaşayacaksınız. Yani ya bu diğer, ya bu deveye gideceksin ya bu diğerden gideceksin. Ben de mücadele etmeyi seçtim. Sağ olsun annem, erkek kardeşim, hani oğlumu hiç gözüm arkada kalmadan okulunu en iyi şekilde okuttular. Hani onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Yani çünkü başka arkadaşlarımızın aileleri çocuklarına da sahip çıkmıyorlar. Çocuk esirgeme kurumlarında kalıyor çocuklar. Ben yani benim oğlum öyle bir şey yaşamadı çok şükür. Hani çok sağlıklı. İşte bu sene inşallah üniversiteye hazırlanıyor. Umarım kazanır. Bir de onu okutma derdinde. Tabii. Çok zor. Eşinin daha 2 yılı var. Evet. Aranız iyi mi? İyi iyi. Bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntınız yok. Oralarda çok evlenenler, boşananlar oluyor. Evet. O tarz yerlerde. Çünkü oraya gidince herkes anlıyor ki hayatta teksiniz, ama biz eşimle evlenmeden önce 5 yıllık çok güzel bir arkadaş vardı. Ve biz onunla yani arkadaş olarak çok hani hayatı paylaşan insanlarız. Ha, belki ikimizin de hatası vardı bu durumda. Fotoğrafları. Aha. Bu kaç yıl önce? Bu 20 yıl önce. 20 yıl önceki fotoğraflarınız. Evet, şimdi senin şu eski resimlerine bakınca ne hissettiğini, neler arzu ettiğini bir kez daha anlayabiliyorum aslında. Yani, hocam ne düşünüyorsunuz? Aradaki farkı görüyorsunuz. Tabii şimdi ister istemez yaşadıkları, yaşananlar çok basit şeyler değil. Çok ağır travmalar, yükler ve o yüklerin altından çok şükür ki bir şekilde sağlam ayakta kalarak çıkmış. Bence onun önemli bir kısmını atlatmış. Evet. Hayattaki zorlukların önemli bir kısmını atlatmış. Kalan kısmını da atlatacağına ben adım gibi inanıyorum. Evet, çünkü o azmi, o iradeyi, o heyecanı görüyorum onda. Ben dinledim sabahtan beri. O psikolojiyi, o heyecanı hissettim onda. Evet, kesinlikle. Ve ben varım diyor. Ben başaracağım diyor. Ben yükün altından kalkarım. Ben her şeyi başarırım duygusu hakim. Öbür ikinci seçeneği zaten hiç gündemde değil. Evet. Tabii bunu yaparken de hayat zorladı ve ister istemez bedenimizde, değil mi? Ruhumuz tabii ki, olduğu tabii gibi ki. Bedenimizde de bir takım yırtılmalar, bir takım zedelenmeler, bir takım lekeler ortaya çıktı. Çıkmaması mümkün değil. Bu da anladığım kadarıyla bir yeni bir heyecanla, yeni bir psikolojiyle, yeni bir yüzle o hayatın eski kalan izlerini atmak istiyorum gibi anladım ben. Çok
doğru. Anladım çok ben. Doğru. Evet. Yenilenmek istiyor. Geride yenilenmek bırakmak istiyorum. Evet. Hayata yeni bir başlangıç aynen. yapmak istiyorum. Fiziksel anlamda böyle diyor. Neden olmasın? Neden olmasın ki? Tabii. Neden aynen. olmasın? Aynen. Ben şöyle bakarken bir yaklaşabilir lütfen, miyim? Lütfen tabii hocam. Şöyle bakıyorum. Tabii bir kere güzel bir kadın. Yani evet. şimdi şöyle söyleyelim. Hani çok evet diyor. Ya, evet, benim. Güzel bir kadın. Ne kadar pozitif. Hiç ister istemez. Hiç olamayacağım daha. Süper. Hadi bakalım. Süper. Ama ister istemez tabii ki bazı değişiklikler yapıldığında çok daha hoş bir tablo ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bakın şu basit manevra bile, bakın şöyle bir bakarsak eğer, şu basit manevra bile. Tüm yüz mü hocam? Tüm yüz düşünüyorum. Evet, ben burada boyun dahil, dudaklar dahil, göz kapaklar dahil, kaşlar dahil. Kaşlara bile bir takım müdahale, bakın çok hafif müdahale bile, bakın çok hafif müdahale bile olumlu bir değişiklik yapacaktır. Göz kapakları, elmacıklar, boyun, dudaklar. Cilt yapısına yönelik yapacağım lipofilling ve ciltte bir sıkılaşma, gerginleşme. Bunların hepsini bir de düşünüyorum. Yani komple bir yüz gençleştirme operasyonu düşünüyorum. Herhalde İlker Bey de onu dişlerle finalize edecektir diye düşünüyorum. 6-7 yıldır dişler evet. doktor yüzü görmedi. Evet. Hocam ben sadece fırçalayarak hani bak orada şimdi onu soracaktım. Evet. Sağlığınıza nasıl bakıyorsunuz orada? Orada yani mutlaka ihtiyacınız olduğunda... Hı. Kurum doktorumuz var. Evet. Ondan sonra bir gün önceden ben koğuşun doktora gitme günü var. Bir gün önceden dilekçe yazıyoruz. Sabah görevlilere veriyoruz. İsmen çağırıyorlar bizi sabah. Gidiyoruz. Eğer kurum doktorunun yapabileceği, yani ilaçla geçiştirilebilecek bir şeyse ilacımızı yazıyor. Ama değilse dış hastanelere. Tabii oraya giderken de yine jandarmalarla ring aracında hani elleriniz kelepçeli gidiyorsunuz. Hani çok hasta olmamak için dua ediyorsunuz o şeyde. Çünkü insanlar sizden öcü gibi kaçıyorlar. Hani ne yaptığınızı bilmeden. Hani doğru. belki tabii ki çok kötü bir şey de yapmış olabiliriz ama yapmamış da olabiliriz. Yani ön yargılar zaten orada cezayı almışız bir ceza çekiyoruz. Doğru. Ondan sonra bir de hani o bakışlar falan ama artık belli bir süre sonra bakıyorsunuz yapacak çok uzun yıllar ceza alacağınızı başınıza böyle bir şey geleceğini biliyor muydunuz karı koca? Yok hayır öyle bir şey olacağını nereden bilelim bilemeyiz ki. O da ödeyemediniz borçları ne olacak bizim halimiz dediniz. İşte onun için ödemeye çalıştık hani insanlara mahcup olmamak adına imzaladık şey yaptık ödeyemedik. Çünkü birden önce eşimi aldılar zaten sonra beni birbirimizi göremedik bile. Hani şu anda benim eşyalarım evim hiçbir şeyim yok. Yani bu resimleri bile çok zor buldum arkadaşlarımdan istedim hani resimlerim bile yani hiçbir şey ne oldu yok. Evin dağıldı mı? Dağıldı hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok. Hepsi gitti hiçbir çok şey zor. Yok. Evet. Peki hocam dişlerin ya, resmini çektiniz. Dişlerden önce bir şey söyleyeceğim. Bu sene bir bu maratonda koşacaktım. Sonra bir yurt dışı şey olduğu için koşamadım. Maratonda bir derneğin adına koşacaktık biz. Derneğin de şöyle bir özelliği var. İşte sizin gibi olup da işte çok küçük çocuğu olanların çocuklarını hapishanede büyütüyorlar. Evet anneler. Evet 6 yaşına kadar. Yalnız orada şöyle bir şey var. Belli bir yaşa kadar çocuk hapishanede kaldığı için onun bir masrafı oluyor. Ama bu masrafı tekrar ödemek zorundasınız. Tabii biz yemek paralarımız da bize geliyor. Yemek paralarını ödemek zorundasınız. Geliyor. Şimdi bir de onlar çıkıyor. Bunları, yani borçların üstüne borç. Tabii yani ekstra olarak bunu ödemek zorundasınız devlete geri. Bunları ödemesinler diye ve çocukların oradaki eğitimlerine katkıda bulunmak için işte bir güzel. Dernek para topluyor. Güzel. Bu sene ona koşacaktım. Koşamadım ben ama önümüzdeki sene kesinlikle bunlara yardım için şey yapacağız. Ve oradaki şeylerin çocukların eğitimleriyle ilgileniyorlar. Ne kadar güzel. Ben yani aslında çok hassasiyeti olan bir konu. Evet kesinlikle. Yani herkes öyle. Suçlu mu değil mi? Yani i̇şte, kimse tabii, bilmez onu, şey yapmaz ama. O zorluğu o hayatı yaşadıktan sonra mutlaka farklı bir insan olarak çıkıyorsunuz. Tabii ki çok başka, hayata çok daha değiştim. Farklı bakıyorsunuz. Çok başka değiştim, evet. Aslında. Zaten fotoğraflara da baktım, önceden dişleriniz arasına çıkmış. Onu kapatalım biz. Orası güzel gözüksün. Tamam. Biraz önce de ilk yayına girmeden önce 5 dakika sohbet etme imkanı buldum. Arkadaki azı dişlerinde çürükleri var. Eksiklerim var. Bakmamış. Onları da tamamlayıp bir şekilde daha sağlıklı, daha güzel bir gülümsemeye sahip olacağız. Kaplamalar, dolgular var. Peki sen bize katılmaya nasıl karar verdin? Yani zaten programı izledin ama orada zaten hayatın yükü omuzlarında zaten zor şartlar altındasın. Yani o anda nasıl bir kararla, nasıl bir seni dışarı daha hayata bağlı etkenlerden biri miydi mesela? Ya şimdi dediğim gibi biz içerideyken de sizi izliyorduk. Çok takipçiniziz. Ben oradayken hiç mesela kimisi yatarak cezasını çekiyor. Yani uyuyor bütün gün. Ya, ama ben sürekli günde 4 saat yürüdüm. Ondan sonra işte okulu bitirdim. Hani hep aktivitelerde bulundum. Sabah onun için çok erkenciyim ve erken saatte de sizi hep izliyordum. Benim. Ve çok seviyordum gerçekten programı. Çok başarılı her şey. Her çok konu, yani insanlara ederim. Yaptığınız değişiklikler. Hocalarımız ayrı birbirinden değerli zaten. Ondan sonra ben kendimi hani bir şey hedef koydum. Evet. Ben çıkınca dedim her şeyi yoluna koymaya başladım. Çıkar çıkmaz ben 11 Şubat'ta başvurdum size. Geçen sene ben şu anda 10 ay oldu çıkalı. Evet.
Ondan sonra 11 Şubat'ta başvuru yaptım ve sürekli her gün WhatsApp'tan gönderiyorum yalnız. Hani görünsün ben, ah, görsünler beni, görsünler beni diye. Ama bende de öyle bir şanssızlık var ki mesela bir başkası elinde şu kağıt parçasını olur, o altın olur. Evet. Ben altını bir şey tutarım, böyle bir kısmetsizlik de var bende. Bilmiyorum neden. Dedim bunu bu sefer yıkacağım. Ah. Ya da şöyle de bir şey kabulleniyordum. Hani bu olmuyorsa benim hayır hakkımda hayırlısı budur herhalde diye kabulleniyordum. Ama dedim ki bu sefer bunu ben başaracağım. Ondan sonra işte zorluyor. Buraya kadar şansın yüzüne yani güldü. Bu sefer inşallah bundan sonra dönecek şansım diye inanıyorum. Bu program benim dönüm noktam olacak. Öyle söyleyeyim. Hayatımda her zaman yeriniz olacak. Hiç unutmayacağım. Ay canım benim. Öyle söyleyeyim. İnşallah sağlıkla yapalım bütün her şeyi. Aynaya baktığında her zaman şöyle düşünüyorum ben. Aynaya baktığında kendisinin fiziğini görüyor. Bir şeyler görüyor, bir şeyler hatırlatıyor. Evet. Aynen. Şimdi bu yapacağımız İlker Bey'le yapacağımız İlker Bey dişlerini ben yüzüne genel bir gençleştirme yaptığımda gençleştirme, güzelleştirme veya neyse bazı hayatın bazı izlerini silme. Operasyonu yaptığımızda aynaya baktığında kendine inanıyorum daha iyi hissedecek. Moral tabii motivasyon ki. Daha yüksek mutlaka. Olacak. Ve hayat aslında şöyle bir 1-0 bir level yukarıdan başlayacak. Çok tabii ki mutlaka. Ruhu zaten revize etmiş. Evet. Zorunu başlayacak. Baksana üniversite bitirmiş. Sizin sinirlerinize gelir hocam da. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum canım. Biz oradayken bize Uçan Kuşlar oyununu sergiledi Turgay hocam. Turgay Tanıkü. Ve 4 ay boyunca bize tiyatro drama dersleri verdi kendisi. Vay, bravo. Ve ben hani bardağı dolu tarafından bakıyorum. Ben işte oraya gitmemiş olsaydım Turgay hocamla nereden tanışacaktım? Baba diyoruz artık kendisine. Zaten birçok insan öyle diyor. Demin siz çocukları bahsettiniz. O da mahkum 16 tane, şu an 19 galiba çocukları okutuyor kendi çabalarıyla. Yani hiç bıkmadan yıllardır cezaevlerinde tiyatrolar gösteriyor insanları. Yani o bizim için çok büyük bir şeydi. Allah ondan da razı olsun. Allah ona sağlık, sıhhat versin. Amin. Devam ettirsin. Çok yani hani orada yatıp orayı unutmamak lazım. Yani illa orası için değil. İnsan başına bir şey geliyor. Olay bittikten sonra unutmak değil. Hatırlayıp hani o konuda oralara bir şeyler yapabilmek. Şöyle bir istatistik var. Orada doğan çocukların %70'i tekrar oraya dönmeye çalışıyormuş. Çünkü orayı görmüş. Orada bilinçaltı. Evi gibi görmüş. Evet. %70'i oraya dönmek istiyormuş. Biz Bakırköy'de biz kaldık kapalı cezaevinde. Bütün personel hepsine teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepsi haklarını helal etsinler bize. Açıkta İzmir'de kaldım Urla'da. O 1,5 yıl orada, 3,5 yıl burada. Bütün personel çok iyiydi. Gerçekten siz iyi olursanız, düzgün insan olursanız her yerde size de ona göre yaklaşıyorlar. Onlar da görevleri sizlere aynen. Onların göre, onlar da bizim gibi bir mahkum gibiler. Yani sabah giriyorlar, telefon yok, o yok, bu yok. Akşama kadar hani görev saatleri süresince çok zor görevleri onların da. Onların da psikolojileri artık her gün sorumlu insanlarla çünkü beraberler. Hani onlara moral vererek kendilerinden veriyorlar sürekli. Onlar da sağ olsunlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca zaten teşekkür ediyorum. Canım. Yani yaşadığı bu zorlu süreci bir insan bu kadar pozitif bir noktadan. Dediğim gibi ruhen halletmiş her şeyi. Evet, bir şey anlatabilir. Peki sevgili Deniz orada bestelerini yaparken ona şahit oldunuz. Bence tabii bu ki. Bulunmaz bir özel bir şey. Trivyon verseniz bulamayacağınız bir şey. Yani hani yavrum, düşünebilir ne şartlarda. Misiniz? Sabah kahvaltı yapısını berabersiniz yani Deniz Hanım'la. Yani bundan güzel bir şey var mı? Benim. Çok iyi insan, muhteşem bir insan. Çok pozitif. Yani dediğim gibi hani biz ona moral vermemiz gerekirken o bize hep verdi. Gerçekten hani ayakta durmamızı sağladı. Çok düzgün bir insan. Allah yolunu bahtına açık etsin. Yeni kaseti çıktı. Evet. Çok güzel olmuş. Bol satışlar diliyorum. Yani bol kazançlar. Her şey bol olsun. Her şey gönlünce olsun diyorum ona. Ay canım benim. İnşallah öyle olsun. Gerçekten. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Çok yeni albüm hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok vefalı yani. Hani bir bardak, bir fincan kahvenin hatırını bilen bir insan. Güzel. Çok düzgün. 10 numara 5 yıldız. Allah onun da yolunu açık etsin. Aynen. Amin. Evet, en güzel şeyde böyle bahsedilebilir. Kesinlikle. Yani, evet. Kesinlikle öyle. Onlar kader arkadaşım benim diye zaten hayatımızda bahsettim. Asla silinmeyecek izler bıraktı. Hepimizde ayrı ayrı hepimizin hayatına dokundu. Öyle söyleyeyim yani. Bir tek benimle değil diğer kişilerimizin de. Oradaki arkadaşlarımın da hepsine çok selamlar gönderiyorum. Ay canım benim. Herkese Allah sabırlar versin. Allah ne denir? Allah kurtarsın denir değil mi? Aynen. Allah kurtarsın. Tekrar inşallah hiçbir zaman hayatınızda hatalar ya da bir takım sebeplerden dolayı ister istemez içinde bulunduğunuz durumlardan dolayı. Ama herkes ikinci bir şansı hak ediyor, hak ediyor diye düşünüyorum. Hani bir kere vermek gerekir. İkinciyi de yapamazsa zaten gerek yok. Peki Nalan eşin ne diyecek bu duruma? Söyledim ben onu zaten. Tamam mı? Problem yok. Daha başından ben katılacağım buna diyordum. Bizim aramızda öyle şeyler yok yani. Tamam. Hani o bana çok güvenir, ben ona çok güvenirim. Biliriz bir üzmeyelim eşini şimdi. Yok, hayır, tamam. Bir durum yok. Hayır. Peki. Hayır, hocam o zaman size emanet. İnşallah alıyoruz. Tekrar Karadeniz'den gelmiş zaten. Tekrar Karadeniz'e Samsun'a götürüyoruz. Hadi bakalım. Orada bir hafta misafir ediyoruz ve sonra İlker Bey'e teslim edin. Allah'a emanet. İyi ki geldin sevgili Nalan. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Nalan size emanet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım. Peki enine iyi bak devam ediyor sevgili izleyiciler.
40 hastalıkla savaşmaya yardımcı doğal içecek. Detoks etkili kış çorbası. Pancarlı pratik karışım. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral anlatıyor. Bir kaşık içmiş ve 3 saat enerjisini sabit tutmuş. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim çok değerli Oğuz Özyaral, işte sabahtan beri anonslarını yapıyorum burada, halk sağlığı uzmanı. Efendim nasılsınız sevgili doktor? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bugün 28 Aralık Cuma olunca günlerden, yani yılbaşı önerisini ben ne kadar yaparsam yapayım Oğuz Özyaral kadar olamam efendim. Estağfurullah. Buyurun görün, bir yılbaşı önerisi. Nasıl bir renk bu böyle Oğuz? Seviyorum. Ama mükemmel. Sağ ol. Yeni sağ yıl ve kırmızı ve bordonun mükemmel uyumu. Sağ ol. Çok şıksın. Harika bir yıl olsun inşallah. İnşallah şimdiden. İnşallah herkese öyle olsun. Güzellikler gelsin dünyaya, ülkemize, ulusumuza, her şekilde iyiliklerle de olsun. Ben her gün böyle mesajlar vermeye çalışıyorum. Ay, hep de veriyorsun ve mükemmel bilgilerle bizi her zaman destekliyorsun. Şimdi bugün iki tane konu var önemli. Evet, evet. Bunlardan biri bu Hindistan cevizi yağı meselesi. Diyor ki kesinlikle yenmesin. Bu bir zehir, içinde doymuş yağlar var. Biraz anlatır mısınız neden? Ya şimdi olayın çıkış noktasını hatırlıyor musun? Himalayalara evet. Tırmana bir dağcının evet. Kahvesinin içine koyduğu Hindistan cevizinin onu çok uzun süre doygun tuttuğu, vücudunu evet. ısıttığı hikayesiyle başlayan doğru. bir şey. Ve tabii onlarca profesörümüz yazdı, çizdi. Biz de yazdık ama zaten şöyle... Ben mesela kendi tavsiyemde şunu söylemiştim. Bir çay kaşığı kadar işte çok vücudunuzu ısıtmak istediğinizde. Şimdi burayı tabii okuduğunuzda bir de şu cümleyi söylemek istiyorum. Dünün ihtiyaçları, bugünün sorunları, bugünün ihtiyaçları, yarının sorunları. O kadar önemli bir şey ki bir anda ihtiyaç gibi önünüze çıkıyor. Herkes okumadan, çok fazla değerlendirmeden üstüne doğru gidiyoruz. Hepimiz yapıyoruz ama zaman bu bir zaman. İhtiyaç mı Hindistan cevizi yoksa özellikle vejetaryen beslenenlerin bir ihtiyacını karşılayan bir trend miydi o zaman? Yani o bu buluş muydu? Oraya doğru çekildi ama esas çıkış noktası vücudu ısıtmakla Isıtma. İlgiliydi. Zaten şimdi hocanın buradaki tanımlamasını okuduğun zaman yani neden diyor bu kadar çok 80'in üzerinde farklı doymuş yağdan söz ediyor? Ve tabii ki bu bayağı ciddi bir sorun. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela işte aşı konuşuyoruz, o zararlı. Şunu söylüyoruz, bu zararlı. Peki hayatımızda bunlar hiç mi yok? Hepsi var. Bu kadar küçük miktarda alırsak zarar verir mi? Vermez. Abarttığın zaman her şey zarar verir. Yani buna endekslenip yemek pişirmediğine göre senin bu kadar abartmanın bir yani halkı aşırı derecede galeyana getirdiğimizde de sıkıntı yapmaya anlamı yok diyorsun. Ama şimdi bakın 50 dakikalık bir konuşma yapmış Harvard'lı profesör ve uzun bir araştırmanın evet. sonrasında bunu sevgili Oğuz abi. Bilim dünyası ikiye bölünmüş. Hindistan cevizi yağının büyük bir popülaritesine dair aldığı övgülere rağmen Harvard'lı profesör bu eğilimle o da senin gibi halk sağlığı okulunda profesör evet. ve değerli bir okul Harvard okulunda yaptığı konuşmada bu yağı saf zehir olarak nitelendirdi diyor. İnsanlara Hindistan cevizi yağı tüketmemeye çağırdı. Şimdi bu çok ciddi bir iddia. Tabii. Hindistan cevizi yağı ve diğer beslenme hataları diye 50 dakikalık bir konuşma yapmış ve bu hatalara dikkat çekmiş. Acaba biz dünyada süper gıda, yenilikler gibi işte bir takım bu maceraları araştırmadan mı giriyoruz? Bu kadar güzel bir şey söyledin ki dünyanın bizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Ben Anadolu çocuğuyum. Anadolu insanıyım. Ve benim genetiğimde zaten böyle bir beslenme kültürü yok. Hindistan cevizi dediğin olay yani kaç senelik bir şey. Pastalarla, çöreklerle, böreklerle sonradan bir anda hayatımıza girdi. Bak, öyle değil mi? Al canım. O Hindistan cevizi. Sevgili Oğuz abi. Bu Hindistan cevizi. Bundan elde edilen yağ aslında gerçekten. Şimdi bunu da yiyoruz. Yiyoruz. Öbür tarafta yani tamam. Suyunu içiyoruz. Suyunu da içiyoruz. Yani o zaman bunu tamam hemen çıkaralım bir kenara mı atalım. Şimdi ben o yüzden diyorum. Bir şey söylerken evet bilimsel olarak bunu analiz edebilirsiniz. Bunun siz zehir olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ben bunu ne kadar tüketeceğim ve bu zehir benim karaciğerimde ne kadar oturacak ve böbreklerimde ne kadar filtre edeceğim
edilemeyecek. Evet, hoca yaptığı çalışmada çok doğru bir şey söylemiş olabilir. Ben ısrarla ve inatla hep şunu söylüyorum. Zaten benim kültürümde çok yok. Zaten bunu ben oturup tüketmiyorum ve tüketmemeliyim. Çünkü sen ne yersen olsun. Biz bu, bütün programlarda tabii bunu söylüyoruz. Genetiğimizle oynamanın hiçbir esprisi yok. Alışkanlıklarımız bizim yapımızı oluşturuyor. Böyle o moda, bu moda, bu trend oldu. Şu yukarı çıktı, bunu yiyeyim. Ya yok öyle bir şey. Ben orada. Çok ben güzel. Zaten orada kopuyorum. Orada koptunuz. Doğru. Evet. O zaman her şey dozunda güzel her diyerek. Her şey dozunda. Tabii canım, pastanede bunu tüketme şeyimiz nedir? Pastacıda görürsün. Rendeler pastanın tabii, üstüne bırakır. Tabii ama bunu yıllardır hep annemizin mutfağından beri. Ama o ne kadar, kaç defa pasta yiyoruz ayda? Ne kadar tüketiyoruz? Bir oradan hareket ettiğinde bunun bana getireceği zararı. Yani direkt ben arsenik içmiyorum. Bu kadar abartmanın anlamı yok. Ama Oğuz abi her sabah kalkıp bir kaşık Hindistan cevizi yağı yutarak güne bu başlayanlar ne? Şimdi var. Ben onu merak dişlerin ediyorum. Hindistan cevizi yağıyla fırçalayanlar var. Ha yok canım, işte bu abartma. Dillerini fırçalayanlar var. Ben neler duyuyorum. Benim çok üzgünüm hayatım ya. Anadolu'daki kadın nereden bulacak da dilini fırçalayacak gözüneyim yani. Hani böyle. Doğru. Bu saçma sapan bir şey. Aynen. Yani bu tercih. Tabii ki. Bu tercihi iyi araştırsınlar o zaman. Dikkat etsinler. Yani bakın gene bir abartı var. Yani dilini fırçala, dişini ovala, yüzüne sür, oranı ye, köküne kadar ye. Bu ne ya? Yani bunun kilosu ne, fiyatı ne, niye bu kadar abartıyorsunuz? Yani bunun çıkış noktası, gene ısrarla söylüyorum, daha tırmanan adam ölmemek koydu için ya, adamın şeyi evet, o yaşantısıyla mücadele etmek için kahvenin içine koymuş, bir kaşık içmiş ve 3 saat enerjisini sabit tutmuş. Adam da her gün dağda tırmanmadığına göre. Evet. Biz aldık onun resmen suyunu çıkart. Adam da her gün dağda tırmanmadığına göre. Oğuz abi çok tatlısınız. Balığı una bulayıp kızartmak kansere neden oluyor mu sevgili Oğuz Bey? Vallahi şimdi ben zaten Meltem'le biraz evvel o anlatırken de dinliyordum. Ben bir kere kızartmalardan kesin kesin adım adım kaçılsın diyorum. Çünkü kızartma olayı işin içine girdiğinde siz yağın bir kere moleküler yapısını olduğu gibi bozuyorsunuz. Tabii. Unun yapısını bozuyorsunuz, balığı bozuyorsunuz. İşte damak tadı çok güzelmiş. Hayır, onu o kadar çok seviyorsak fırında yapmayı tercih edin. Yani damak tadımızı siz mesela Karadeniz'de ben çok görüyorum işte mısır ununa bulanıyor falan filan ama adamlar o kadar muhteşem yapıyor ki hemen anında kızartıp çıkarttığında yağı emmemiş oluyor. Ve dolayısıyla böyle bir üzerinde hani kaplama şeklinde çok oluyor doğru balık. Şimdi böyle sen ağır ağır kızartmaya kalktığında evde onu beceremiyorsan ben o konuda bir kere içindeki omegaları bozuyorsun, balığın lif yapısını bozuyorsun, tabii, her şeyi bozuyorsun. Balıkta bulunan amino asitlerin de aşırı sıcağa maruz tabii kalması. HMF adı verilen kanserojen maddeyi ortaya çıkarıyormuş. Bir de yağ ile birleşince bu karbonhidrat şimdi ve yağlar bozulduğunda yani çok kaynatmaya devam ettiğinizde yağlar gliserize olur. Tamam. Vücuda olumsuz bir etki. Proteinler denatüre olur. Yani sen yemek yemiyorsun, çamur yiyorsun. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Böyle şeyler yapmayın diye. Mükemmel. O zaman biz kendimize iyi bakalım. Şöyle faydalı şeyler yemeye gidelim. Rüya şu anda bir turşucuda. Ya, gidelim bakalım. Evet. Mevsimin en güzel turşuları nerede ama Meltem ablanın yanında yapalım istersen. Hadi sevgili Oğuz abicim onu. Buyurun lütfen efendim. Sizi mutfağımıza doğru alıyorum. Hindistan cevizi meselesi ne oldu? Bırakalım diyorsun. Bırakalım artık Hindistan cevizi. Evet. Hindistan cevizi ben buyurun efendim sizi ortaya alalım. Şöylece koyayım. Merhaba. Harikasın yine, süper. Benim şöyle bir iddiam var. Senin de buna katılacağından çok eminim. Sebze. Yani çocuklar bir kere mutfakta oyun oynasın. Bunu kaçıncıya söylüyorum tamam, bu programda. Peki. Ve özellikle karnabahardı, brokkoliydi, yeşillerdi, kerevizdi, lahana yaprağı. Hiç bunun kombinasyonundan bir çorbaya gitmedik. Evet, ve istiyoruz ki çocuklar renkli çorbalar içsin. Evet, tamam. Ve bir yandan işte kükürdüğünü alsın, bir yandan vitaminleri olduğu gibi elde edelim ve çok öldürmeden. Hani öyle bir kavram vardır ya, kavuralım öldürelim, evet, pişirelim öldürelim. Yok öyle bir şey. Ölmesin, canlı kalsınlar. İçinde her şey olan bir kış çorbasından bahsediyoruz tabii burada. Şimdi çok güzel. Kış çorba. O kavram beni çok ilgilendiriyor. Güzel, tamam. Çünkü neden kış çorbası? Bağışıklık sistemini benim yukarıda tutmam lazım. Gribe dur demek için benim etrafımı bir örmem gerekiyor. Yani öyle bir şeyler yiyip içmeliyiz ki biz asla
gribe gel dememeliyiz. Davetiye çıkartmamalıyız. Çok doğru. Harika. Nezle, grip, öksürük, işte boğaz ağrıları, bronşların dolması, yani bir sürü aksiyonu önleyecek. Yani tamam. Bütün olumsuzlukları önleyecek bir şey yapmam lazım. Önleyelim, yeni yıla iyi girelim Oğuz abi. Tabii ki. Peki. Şimdi, ve bunların da çok fazla haşlanmaması gerekiyor. Normal suyla mı yapalım? Stone var mı senin? Nasıl yapalım? Hayır hocam, kalmadı stone yapmam o lazım zaman, artık. Önemli keşke değil. Olsaydı bak. Evet. Hayır, bir stone'umuz. Biz şöyle söyleyelim. Bakayım diyelim hemen. Ki sebze stone var. Sebze suyu. Hı-hı. Yani haşladık, bir şey yaptık. Ben hiç biliyorsun hiçbir şeyini atmadığım için tabii. Benim öyle bir huyum var. yani kemik varsa kemik suyu. Tamam. Bir şekilde, evinizde ne varsa tavuk suyu. Biz o zaman suyumuzu kaynatalım. Et suyu, hemen. Kemik suyu. Ve ben yavaş yavaş nasıl koyacağımı göstereceğim. Tamam. Hiçbir kavurma işlemi yapmayacağım. Tamam. Orada içme suyu var. Bir tane kırmızı. Süper. Sıcak mıyız? Tamam. Sıcak ister. Hemen sıcağını sıcak alayım ben. Sıcak alalım istersen. Hemen. Sıcak alayım ki bunun içinde şey olsun istemiyorum. Yani pişerken lapalansın istemiyorum. Tamam. Hemen sıcak suya koyacağım. Hemen haşlama gibi olsun ve şey evet, olsun evet. Diyorsun. Peki. Yani bütün çok. Özü içinde kalsın. Kenara çektiğimde mesela işte diyelim ki herkes sofraya gelmeden evet, yarım saat evvel kenara çektiğinde kendi özüyle kalsın. Oo, çok güzel. Eğer arzu ediyorsak blender'dan da geçirebiliriz. O da çok ben güzel. Tane tane ben de tane tane seviyorum. O böyle taneler ağzıma gelsin. Bir de Eren sevsin diye benim buluşum yani bir yerlerde içmiştim. Evet. Bütün sebzelerin içine bazen böyle küçük makarnalar atıyorum böyle ama küçük. Ama çok hoş. Onu böyle küçük hamur ya da böyle evet, evde yapılmış çocuk, açılmış. Zaten hayatım şimdi bir kere makarna vitamin deposu demek. Evet. Ve çocuk makarnayı çok seviyor. Çocuklarımız evet. Yani dünya çocukları makarnayı çok seviyor. Doğru. Ve ben ekmek tüketmeyi sevmediğim için evet. Aynı senin gibi davranıyorum. Yani kuru ekmeğin varsa onlardan işte kroton hazırlayabiliyorum. Küçük fırına evet. Atıyorum falan. Onu da yaparken sarımsakla çok güzel. Kırmızı biberle karıştırıp öyle koyuyorum fırına. Mister gibi böyle. Nasıl bir lezzet olsun bileceğim değil mi? Ay yani. Nasıl da güzel anlatıyor zaten yemeği nasıl yaptığını. Yaşıyor. Ben evet elin yaşıyorum yanmasın. Gerçekten. Yok hayatım baktım ısındı mı diye. Bu harika. Şimdi Ebru'cum da suyu. Herhalde Ebru yeter hayatım. Buyurun efendim. Hemen bir yarıya kadar suyumuzu alalım. Zaten izleyiciler çok net görüyorlar. Domateslerini açtım. Süper bu yeterli. Ben mi 2 kişilik 3 yani bu 4 kişilik falan oluyor. Tamam. İlk tane domatesleri koyayım. Onda ben koyayım sıkıntı hocam. Yaşamıyorum. Çünkü domates çözünsün. Domatesle beraber salçalarımı da içine koyacağım. Biber ve domates salçası. Şimdi domatesim tabii mevsim olmadığı için çok istediğim lezzeti vermiyor hayatım. Ama yazdan yaptığım bir salçam varsa bir kaşık kadar yeterli içine. Tabii canım tabii koyuyorum. Yeterli. Yani buradaki hedefimiz şu. Likopenler açısından zenginlik yaratmak. Harika. Kırmızısı bol. Tabii bol kırmızı olsun. Biraz aroması yüksek evet. Olsun. Kırmızı biber salçam da var. Onu da söylemiştim. O da hemen sağ geldi. Sağ olsun hazırlandı. Zerdeçal var. Hepsini evet koyuyorum. Onları en sona koyacağım. Şimdi onları koy hayatım. Ben hem aromasından yanayım hem de burada da kapsisin maddesinin özelliğini yakalamak istiyorum. Yani buradaki hedef esasında. Mesela sen çok dikkat ediyorsun. Bağışıklıktı, işte evet, karaciğerdi. Çok. Bunların emilimiydi. Yani bir şey yapıyoruz da yemek yiyelim yemek. Evet. Şimdi mesela benim son lafım şu. Adam gibi yiyelim. Çok güzel hani bu erkeklikle falan alakası yok. Adam gibi yemek ne demek? Düzgün yemek tabii, yemek demek. Çok güzel. Vakti mesela yemek saati diye değil. Siz bunu çok canınız çekti. Ara öğünde de tüketin. Yiyebilirsiniz kesinlikle. Mis gibi bir içecek oluyor çünkü evet. Tüketin. Sıcak. Hem boğazınız bronşlarınızı rahatlatsın. Evet. Rahat nefes almanızı sağlasın. Çok doğru. Çünkü içinde her şey doğal gidiyor. Şimdi kişniş de olsa mesela. Ay çok seviyorum ben kişnişi. De çok severim. Kişnişin mevsimi nedir? Çorbalarda. Maydanozla aynı gider. Öyle mi? Tabii. Hiç yani istediğin mevsim ekebilirsin ayrıca. Harika. Evet. Evinde ekebilirsin. Ben yaz kış onu ekebiliyorum. Tohumu var.
Bana bir tohum versenize. Getireyim gelin. Ben kişniş tohumu istiyorum. Ay, çok getireyim, güzel. Çok güzel. Tamam. Sana söz. Yapabilir miyim acaba? Yaparsın. Tabii yaparsın. Ki yaparsın. Hani, elverişli yer bulabilir miyim? Hadi şey. Ben şimdi. Yayında ekelim beraber. Tamam. Evet evet. Hem peki. Sen gör hem merak edenler bizi izleyenler görsün. Şöyle olur. Yapacağım. Yani siz dışarı çıkıyorsunuz gerçi. Pek fırsatımız olmuyor. Ben Çatalca tarafına ya da Silivri'ye gittiğimde oradaki bizim çiftçilerden isteyeceğim tohumu. Ay harikasın o zaman. Ata tohumu. Tamam. Evet 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 o ama nasıl koku o ben nasıl çok güzel. Uçağım, biliyorum. Buna harika. Maydanoz kişniş ve ben şey öneriyorum olduğunda siz söyleyin. Biberiye var. Onu en son yeşil roka. Roka da olur. Allah Allah. Dereotu, maydanoz, nane, onların hepsi. Aklınıza gelen bütün yeşil. Fesleğen. Fesleğen olur. Pırasayı doğruyorum soğan gibi. Pırasa, çok mesela, güzel. Muhteşem. Kereviz, kereviz. Kereviz. Gitti, aklımdan geri gelmiyor. Kerevizi ben şimdi buraya bütün koydurdum. Bunlar sert, onun için kerevizi atalım hayatım. Tamam. Bir an evvel onlar girsin. Tamam, şimdi aynen. Biz bir yandan laf yapıyoruz. Ben diyorum ki hanımlara... size gün yapacağım diyorum. Ay. Çünkü çok merak ediyorum nasıl bu işi yaptıklarını. Dedikodu yaparken ama konumuz kişnişin tohumunu nereden buluruz? Bizi izleyenler için de önemli. Tabii canım herkes için çok önemli, çok kıymetli. Yani hakikaten insanlar birbirini öğretmeli. Mesela işte bir şeyleri belli sırayla koyuyoruz. Yavaş yavaş. Domatesi önden koydum çünkü onu ben tamamen çözünmesini istediğim evet, için. Evet. Yok domates parça parça kalsın isteseydim onu en son koyacaktım. Tabii. Artık bunu mesela bana diyor ki anne çok şey biliyorsun. Ben çok şey bilmiyorum anamdan gördüm. Ay çok evet, tatlısınız. Bu çok kıymetli. Sizin şey. Evde çok turşu yapılır mıydı Oğuz Bey? Ay yapılmaz. Tabii. Değil mi? Yani ay bakın turşu değil ki ikisinin de yüreği yağ. Evde yağlar evi de. Ay yapılmaz mı? Efendim kendimize iyi bakıyoruz. Bakın 3 kere evet. Şu anda canlı bağlantı Rüya Turşucu'da. Sevgili Rüya'lar merhabalar canım. Merhabalar, günaydınlar sevgili Ebru Ökel, sayın hocama da sevgiler, selamlar. Merhaba. Dediğiniz gibi turşu deyince insanın bir gözleri parlıyor hocam. Direkt böyle sağlık geliyor aklına, evet. Probiyotik geliyor. Bizim de turşu deyince aklımıza Taksim'deki bu oldukça eski, oldukça köklü turşucu geldi. Evet. Dilerseniz buradan size aktaracaklarımız var. Bir sürü de turşu evet. Çeşidi var. Evet. Yanımda Baran Bey var. Onu da bir tanıtayım sizlere. Evet. Baran Bey, burası kaç yıllık önce? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Burası 105 senelik bir dükkan. 105 senelik. Dededen babaya, babadan size. Evet, ben 3. kuşağıyım. Biz de işte işi devraldık. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel efendim. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Sevgili Ebru Hanım, burada 45 çeşit turşu var. Bu turşularla ilgili birazdan hemen sırayla aktaracağım sizlere ama önce burada hemen girişte çeşitli kavanozlar var. Baran Bey dedi ki bunlar daha farklı olanlar, değişik çeşit olan turşularımız dedi. Baran Bey bir çeşitleri sayabilir miyiz? Tabii burada özel ürünlerimiz olarak alıç turşusu var, deniz böreğimiz var, kiraz turşumuz var hemen alt rafımızdaki. Bu Sivas yöresine ait Sivasların çok ünlü bir turşusu. Dal turşusu pancarın sapından yapılan bir turşu. Oo. Çok da yararlı bir turşudur. Tabii. Şöyle de içeriğini pancarın ben size hemen dalından. Göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi içinde biberleri var, sarımsaklı, bol sarımsaklı bir üründür bu. Ay, pancarın harika. Saplarından oluşan bir turşu. Ay. Ve gerçekten kokusunu aldıysanız zaten direkt sarımsaklı. Yoğun bir sarımsak. Buram geldi. Buraya kadar çok geldi. Aynısını bulamazsınız. Buraya burada limon turşumuz var. Çavla turşumuz var. Muhteşem kokuyor Ebru Hanım. Yoğun bir sarımsak kokusu hepsinden var. Hepsinden istiyoruz mutfağımıza lütfen. Burada tirozi denen bir ürünümüz var. Bu da çok özel bir üründür. İçinde kişniş var ve sadece Mardin'de yetişen bir üründür bu. İçinde biber ve sarımsak gene olmazda olmazlarından. Sadece yılın belli mevsimlerinde çıkıyor. İsmi de tirozidir tekrardan söyleyeyim. Çok özel bir üründür. Bunlar bizim spesyal ürünlerimiz. Tabii ki de klasik ürünlerimiz var. İşte vazgeçilmez lahanamız, biberimiz, sarımsağımız, salatalığımız. Şu küçükler şunlar nedir? Onlar kişniştir. Kişnişler. Evet. Evet. Çok güzel. Sarımsak var. Onda öyle bir lezzet ve öyle bir kokum vardır ki. Ve tiroz denen salatalığımız var. Bu acurgillerin ürünlerindendir. Bir saniye. Evet evet. Kişnişli her şeyi çok seviyoruz. Bugün konumuz kişnişti neredeyse. Ve çok güzel bir yere denk geldi. Şimdi turşu neden kış aylarında çok fazla acaba tercih ediliyor? Bir sorar mısın Baran Bey Rüyacığım? Hemen soruyorum Ebru Hanım. Baran Bey özellikle kış aylarında turşu çok tercih ediliyor. Hı-hı. Neden? Zaten turşu bizim bir geleneğimizdir. Osmanlı'dan da öncesine dayanan bir kültürümüz.
Turşu bir kere probiyotik değeri çok fazla taşıyan bir ürün. Özellikle lahanada olmak üzere. Sindirim sistemimize çok etkili ve hızlı çalıştırıyor vücudumuzu. Bu sefer hastalıklara vücudumuz dirençli oluyor. Kas ağrılarına çok iyi geliyor. Yani burada zaten yazdık her şeyimizi. İsterseniz şöyle size gösterebilirim. Buradan baştan aşağıya. Bakabilir, kan şekerini de biliyor, kabızlığa çare oluyor, vücudun ihtiyaç olduğu mineralleri içinde bulunduruyor. Yani say bitmez. Bir de tabii kış sofralarının bir ürünü olarak geçer. Yazın pek fazla turşu yenmez. Zaten biz yazın 3 ay kapatıyoruz bu dükkanı. Yazın bizim üretim zamanımızdı. Daha kışın, çok kışın. Tabii kışın bu işin onuru vardır diyeyim. Kas ağrıları iyi gelir diyor. Kesinlikle. Hazımsızlığa, Alzheimer'a. Kabızlığı önler. Kabızlığı önler. İlaç niyetine turşu tabii, suyu tabii. için yabana atmayın diyor. Suyunu da için. Tabii o çok bizim önemli. Çocukluğumuzda içerdik. Evet. Öyle bir turşucular gelir. Evet. Bardak turşu. Evet. Benim de çocukluğum İzmir'de öyle turşu geçti. Turşu yenmeye gidilirdi. Tabii canım. Mükemmel. Peki bu dönem en favori turşu şu anda mevsiminden dolayı lahana mıdır? Herhalde en çok konuşuyor. Evet. Hemen soralım. En favori turşu şu anda? En favori turşu her zaman için lahana ve pancar ve sarımsaktır. Tabii bizim dükkanımızda. Lahana, pancar, sarımsak evet. olmazsa olmaz. Kesinlikle. Özellikle tabii havalar soğudu şimdi. Ya en büyük probiyotik değeri zaten taşıyan bu 3 üründür. En sağlıklı ürünlerimiz de bu 3 üründür. Aa. Tabii ki de diğerleri de çok sağlıklı ama tabii bir lahana, bir pancar ve bir sarımsak kadar değildir tabii ki de hepsi. Onlar peki. özellikle şimdi burada kırmızı pancarı görüyorum. Buradaki çeşitlerimize bakalım. Hocam kırmızı pancarın özellikle faydalarını çok merak ediyoruz. İsterseniz sözü pancarla ilgili size bırakayım. Teşekkür ederiz. Pancarla ilgili ne söylemek istersiniz Oğuz Bey? Şimdi pancarı seviyorsunuz ayrı ama neden özellikle pancar? Yani ben arkadaşlarla konuşurken illaki pancar dedim. Evet. Benim çocukluğumdan beri pancar çok... Hani bazen böyle deriz ya pancar gibi. Evet. Böyle kıpkırmızı falan. Yani bir kere kan hücrelerini destekliyor. Tabii. Bağışıklığı güçlendiriyor. Pancar turşusu da demin Baran Bey'in dediği gibi çok ciddi bir probiyotik. Bu çok önemli. Bu kelimeyi belki çok öğrendik. Evet. Yemesi çok lezzetli. Çok hoş. Yani şimdi oradan bana gösteriyor. Ağzım sulanıyor. Evet. Burayı istiyoruz Rüyacığım onlardan. Çok muhteşemsin. Harika. Tabii bir, doğal bir kere her şeyin ötesinde doğal ürünlerle beslenmenin çok. Getireceği artıları çok iyi bilmek lazım. Artı kan şekerini hani düzenler Türkçe öyle söyleyelim. Evet. Dengeler. Hiç kolesterol içermeyen bir üründen söz ediyoruz. Ne kadar güzel. Tabii bunlar işte ben efendim şeker hastasıyım. Yok ben tansiyon hastasıyım. Sen tansiyon hastasıysan o zaman lütfen pancarı getirdiğinde onun tuzunu azaltmak için hafiften sirkenin içinde bırak. Hmm. O tuz evet. sirkeye kaçsın güzel. Gitsin. Evet. Hiç yıkama sakın öyle bir şey yapma. Turşudaki yani, tuz miktarı kanser tansiyon hastaları için problem. Evet çünkü onu ben lıkır lıkır içmesini istemiyorum. Tamam. Yani vaktimiz olursa öyle de bir şey önereceğim zaten. Yapacağız lütfen. Onu bekliyorum evet, ben. Evet. O 40 derde deva evet, evet. İlacı istiyorum. Peki orada erik turşusu, bayılırım. Bamya turşusu gibi farklı turşular da var. Bakın şimdi ne güzel hazırlıyorlar. Bayılırım güzel. Bamya turşusuna da. Bir de hanımlara evet. da bir tiyo verelim hocam. Şunu soralım mı Meltem abla, Oğuz Bey? Acaba bu turşu suyunda bir püf nokta var hani dışarıda turşucularda farklı olur. Hangi tuzu kullanıyorlar? Hanımlara ne önerebiliriz mesela? Yani turşulu kaya tuzu dediğimiz bizim Anadolu'dan. Yemek tuzu kullanılmaz. Yemek tuzu tabii. Eritir çünkü. Budur tabii değil mi? Berbat eder. O kadar. Tabii ki. Tuz oranını da eskiden şöyle ayarlarlardı. Bir tasın içine yumurta yıkanır, bir tasın içine su konur, tuz ilave edilir, yumurta konur. Yumurta yukarı çıktığı zaman turşunun tuz oranı tamam demek. Bu kadar. Tabii. Evet. Kesinlikle. Ben bir avuç nohut atarım normalde. Tabii. Mayalansın. Yani, tabii hepsi çok güzel. Onlar, yani çok güzel böyle hani alıyor, mayalandırıyor. Tabii. Muhteşem bir şey. Evet. Peki harika. Şimdi erik turşusu çıktı orada açığa. O çok hoş bir şey. Erik turşusunu o şekilde de tüketebilir. Allah. Ya tabii onlar şimdi böyle aromalı bir şey. O Rüya iyice şölen böyle... yap. Ay. Çıldırayım diye yapıyor şimdi orada. Bak ay Rüyacığım. Çok güzel. Yayınımızın sonundayız. Bize de yetiştirirsen içeriz afiyetle. Sağlık olsun, şifa olsun. Bir de suyunun evet. rengini Emre görelim mutlaka lütfen. Mutlaka getiririm. Tabii mutlaka. Güzel. Çok tabii. şıksınız çok. Rüya Hanım. Gerçekten istiyoruz Rüya. Hakikaten çok hoş. Maşallah. Süper. Teşekkür ederim Ebru Hanım. Burada tabii gördükçe hem içimiz açılıyor hem sağlıklı hem rengarenk tezgahlar. Buraya böyle güzel bir turşu suyu için önce turşuları koyduk. Şimdi geldik Baran Bey ile beraber buradan asıl kaynağı açıyoruz sizlere. Açtık Ebru Hanım.
Burada pes pembe güzel bir turşu suyumuz var. Bir inceliği var mıdır Baran Bey turşu suyu yaparken? Şimdi herkesin burada kendi formülü var. Bütün turşucuların kendi bir formülü vardır. Bizim de tabii ki kendi formülümüz var. Ama tabii biz bunu asla saklamıyoruz. Bunun içinde ne var? Turşu suyumuz içinde lahana var. Salatalık var, domates var, biber var, sarımsak var ve pancar var. Yani tamamen bir enerji deposu, C vitamini deposu, tam bir probiyotik deposu. Bir de biz 105 senedir bu tarifi yapıyoruz. Dededen babaya, babadan bize hiç tarif değişmedi. Herkes aynı reçeteyle turşu yapıyor. Herkes aynı reçeteyle turşu suyunu yapıyor. Peki. Çok da güzel gözüküyor. Peki daha çok gelenler sabahları mı tüketiyorlar yoksa böyle özel bir saat var mı? Gün içinde mi daha yoğun gidiyor? Yani burası sabah da dolu, öğlen de dolu, akşam da dolu diyebilirim. Evet. Çok güzel. Geliyorlar. Ebru'nun gördüğünüz gibi olsun. Çok güzel gözüküyor burada. Çok teşekkür ederiz. Çok hepsi sağ olun. Hepsi mükemmel. Şifa olsun. Herkes gönül rahatlığıyla yesin. Bu kış aylarında turşu çok ama çok önemli. Defayen hatta geçtiğimiz günlerde sevgili Elif Kaya geldiğinde GAPS diyetinden bahsediyor. Özellikle siz de çok söylersiniz onu Oğuz Bey. Yemeklerden önce biraz turşu atın ağzınıza diyor. Tabii. Midenin asidinin düzelmesi için biraz suyunu alıp bir parça turşuyla başlayın yemeğe. Bakalım nasıl değişecek hayatınızda, hazmınızda ve sağlığınızda her şey. Sarımsak turşusunda ağzımıza çok sağlık. Efendim bol satışlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bize de bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Rüyacığım. Sağ olun. Bir dahaki yayına yine turşu kurasım geldi. Aynen. Kur bitiremeyiz zaten. Şimdi hayatım ne yersen olsun dedik ve o kadar hoş bir şey ki. İşte bu arada biz ekledik malzemelerimizi değil mi? Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Neler var içinde şimdi? Şimdi karnabaharımız var, brokkolimiz var, lahanayı kıymıştık onlar var, kırmızı lahanamız var. Kereviz galiba. Kerevizimizi koyduk içerisinde. Şimdi sarımsağı ben bıçağın sırtıyla varsa bıçak sırtı hemen onunla böyle bir bastıralım. Doğramayı hiç sevmem ben. Öyle bakın sonuna doğru getiriyorum. Çok güzel. Ben hiçbir zaman bunları baştan koymuyorum. Evet. Ve o öldürme lafını yok etmiş vaziyetindeyim. Tamam. Çok güzel. Şimdi onları koyacağım. Bunu zaten toplamda bir 10 dakika falan daha kaynamasını bekleyeceğim. O kadar. Yani, sebzeleri... ben bunu böyle evet parçık pırçık olsun. Böyle diri diri şu güzelliğe bak. Çok bunu güzel. Böyle görmek istiyorum sürekli. Şimdi burada biraz zencefilim var. Rende zencefil giriyor çorbanın içine. Evet, harika. Ay hocam bu bomba oldu. Bu tabii ki bomba olsun. Derdimiz o. Yani immün sistem. Şimdi zerdeçala çok dikkat edelim. Bunu çok moda etti herkes. Evet. Ben onu bıçağın ucuyla alayım hayatım. Yani şu kadar. Az mı kullanmak bu kadar. Lazım Oğuz Bey? Abartıyoruz. Yani... Sonra diyoruz ki işte yanlış bir şey oldu, şu oldu, bu oldu. Karabiberi en son atıyorum içine. Çünkü hepsini koydunuz evet, bayağı hepsini fazla koydum. Karabiber. O zaten hiç kırmadım da. Evet. Eğer biraz aroması daha çok çıksın istersen onu da geniş bir şişe dibiyle kırıp koyabiliriz. Çünkü biraz demlensin istiyorum. Çok güzel. Ben gene... Meltem'in yaptığı gibi söyleyeceğim. Evet kaya tuzunu koyuyorum ama çok böyle bir iki şey kadar üzerine attım. Az tuz diyorsun ama zaten o kadar güzel baharat var ki içinde koysun. Lezzetler. Yani hiç şey değil. Vallahi sen harikasın. Çok. Harikasın. Afiyet olsun. Sebze sularımız, meyve suları. Şimdi zeytinyağını bakın herkes baştan koyar ben en son koyacağım. Tamam. Limon suyuyla bitireceğim ben işi. Ben evet hep hocam gibi yapıyorum artık. Zeytinyağını en son ekliyorum. Evet. Evet yani zeytinyağını kadar... yemeklerde bile pişiriyorum sonra yağ getiriyorum. Zeytinyağının ısıtmak hiçbir değil. Özelliği bozulmamalı. Hiç, çünkü o kadar kıymetli bir bu yani ölçü gibi bir çay fincanı yemek gibi düşündüm. Kadar ya bir da çay fincanı. Büyük bir evet şey gibi düşündüm. Çok cimri değiliz ya adam. Hayır, ben hayır, de çok lezzetlendireceğim yani o kadar hiç, ya hiç. Bunu. Bak zaten şu anda şey yapmadığım için üstünde geziniyor ya. Evet. Çok güzel. Ve onu pırıl pırıl yapacak. Zaten inmesine çok az kaldı. Dolayısıyla artık limon suyunu bırakabilirim. Ne diyorsun? Tamam. Olur hocam koyabilirsiniz. Değil mi? Oldu bence. Gibi evet, çünkü. Evet, olduğu gibi. Bir tık kaynadı mı tamamdır. Ya bir iki kim defa kaynayacak zaten o ha, kadar. Tamam, yani o kadar. Ne limonun özelliği bozulacak ne yağın özelliği. Zaten bunu
şu anki ocağım ısıtmalı bir ocak. Bu şekilde kapatsam ve onun ısısıyla tabii, devam etsem. Yine pişer. Yine de pişer. Zaten o özünü alır. Hı hı. Çok da doyurucu değil mi? Çok hepsi. Nasıl doyurucu iyice, olmaz? Şu, tabii. Güzelliğe şey bakar içeride. Mısın? Kıtır kıtır zaten gitmeli. Kıtır kıtır. Başlı başına bir yemek oldu evet. Bu. Evet. Yani, mükemmel bir şey. Evet. İçinde yok yok. Sulu evet. Bu İspanyol yani daha doğrusu Akdeniz mutfağı desem İtalya'da tamam. Ve İspanya'da çok gördüm bu tip beslenme şeklini. Sulu ve katı kısmı güzel. Diye. Güzel. Yani çorbası ve yemeği diye. Servis ederken de garson geliyor o şekilde. Size diyor ne kadar şey yapayım sebzesini koyuyor. Şimdi çorbasını daha koyayım çok diyor. Bayılıyorum değil mi? Evet. Hocam bunun içine bir de mevsim itibariyle ben acıyı sevdiğim için. Bir de acı. Acı da bir turşu. Biberini de direkt bırakabilirsin. Arnavut değil biberleri mi? Falan var. Kesin onlardan. Buyurun efendim. Harika. Buyurun Meltem açık ben yer. Ben acıyı çok seviyorum. Diyorlar ki işte acı mideye rahatsızlık verir falan. Tam tersi büyük bir yanılgı. Acıya kendinizi ne kadar alıştırırsanız hazım o kadar rahatlar, evet. Mide bağırsak sistemi o kadar iyi çalışır ve ciddi bir antibiyotik etkisi evet. Gösterir, mikropları öldürür, hı hı. Bağırsaktaki zararlı patojen dediğimiz hastalık yapıcı mikropları da süpürür atar. Mükemmel. Ve tabii şu anda büyük bir antioksidan deposu yaptık biz. Yani bir antibiyotik attık. Ve tabii ciddi bir süpürge yaptık yani. Vücudu ay, temizleyici, muhteşem bir gıda. Çocuklar da çok sever. Herkes için çok besleyici. Bu evet. Bir yemek çorba. Evet. Çok, evet. Çok güzel gerçekten. Yani çok arzu eden varsa, mesela daha miniklere yedirmek istiyoruz. Acıyı da bu kadar koymadan bir miktarını püre haline ayırıp. Getirip tabii. Tüketebiliriz. Evet. Çok büyük bir mükemmel oldu. O biraz daha kaynaya dursun. Evet. Şimdi şu 40 derde deva, 40 hastalık savaşçısı ya, karışımı buradayız. Geliyor. Oğuz Özyaralın efendim. Profesör Doktor Oğuz Özyaral halk sağlığı uzmanımız bütün rengiyle bütün ne geliyor bunu ne? En son bırakacağım onun maydanoz, için altını görsünler kapattıktan sonra altını kapadıktan sonra tamam. Asla pişirirken koymam pişirip. Unuttuk sanılmasın tamam. Hemen şurada dursun peki abi. Evet hayatım ay bu arada bakın ne yaptık Oğuz abi oca korkunç güzel nar, nar peltesi bayıldım onu sen başladın yaparken bak nasıl olmuş o zaten birazdan donacak bu donunca ay, iyice katılaşıyor ben ne seviyorum dur. Biliyor musun bunun üstünde sade dondurmaya bayıldım işte bak ben de söyledim ona yaz sizin ağız tadınız biraz benziyor mu ama yaz kışı benziyor. Şey. Hocam bunu hiç şeker koymadan yapıldığında olağan lezzetiyle üstüne bir de dondurma şahane. Ben hep şey ben istiyorum. Ben unuttum onu fırında. Arkadaşlar tamam, ben onu servisine alışsınlar ve asla alayım. Şey koymasınlar diyorum. Şeker koymasınlar istiyorum. Yalnız bilmiyorum. Meltem abla bak Nihal'iniz şurada. Sana zahmet en üstte duruyor. Alkış. Bak bak şu tuzluğumuz nasıl duruyor. Tamam. Bu evet, Nilföy hamurunda şöyle bir koyayım. Evet lütfen. Süpersiniz. Yok muhteşem. Biz kumpir yaptık. Kumpir. Ay, mükemmel ay, ay. Değil mi Oğuz Bey? Olağanüstü. Vay vay vay. Bence olağanüstü olsun. Çocukların çıldıra çıldıra yiyeceği bir şey diye değil mi? Ay bunu bir genç ufaklık buna nasıl bayılmaz? Bayılır. Bayılır. Süper. Evet, ben şarküteri konusunda bazen tereddüt yaşıyorum yani ama ben şarküteriden hep uzağım. Ev sucuğu. Ev sucuğunuz kesinlikle varsa şu anda Türkiye'de dört dörtlük gidiyor ev sucukları. Anadolu tarzı. Benim bir çay tatlı kaşığına ihtiyacım tatlı kaşığı, var. Hemen hocam şuradan vereyim ben size. Ilık bir süte hem bu vücudumuzun dengelenmesi açısından çok önemli Ebru'cuğum. Evet. İki tane malzemem var. Şimdi bu çok bal, önemli. Mümkünse kestane balı tamam. Dedim. Bulursa yani bulursa. 40 hastalık savaşçısı tarif hemen sayacağım efendim. Hastalıkları da şimdi. Bunu sütle karıştırıyorum. Normalde bal alerjisi olmaması lazım bunu vereceğimiz tamam. Evladımızın. O çok önemli. Bir yaşın altına asla ama asla denemeyecek. O 100 kere süt. Hamileler içebilir. İçebilir. Annenin sütünü çok güzel arttırıyor. Çok ciddi süt artışı yapıyor. Ve ben buna... Bir kaşık tahin. Ben yapıvereyim mi annem onu? Tahini sıcak katıyorum. Ballı tahin. Süte koydum. Vay vay vay. Bu kadar. Başka hiçbir şey bu değil. Mudur 40 evet, savaşçısı? Budur. Buna çok istiyorsanız tarçın koyun. İnanılmaz bir aroma. Aa. İnanılmaz bir tat. Budur budur. Ben hemen sayıyorum. Alzheimer'ı önler. Tamam. Hücre yenilenmesini sağlar. Karaciğer detoksi yapar. Hazımsızlığı engeller. Kabızlığı engeller. Adet dönemlerinde kadınların o menstruasyon süresinde karın bölgesindeki ağrıları alır.
Daha ne olsun? Daha, hay, daha bitmedi ki. Kolesterolü dengeler. Ben hemen içmeye başlıyorum şunu. Kesinlikle. Şu an içmeye başlıyorum. Sütün içinde şimdi boğaz tahin ve kestane alırsın. Balı var. Bu kadar. Evet evet. İstersek bir de tarçın koyuyoruz. Ne yapabilir? İmmün sistemi olduğu gibi güçlendirir. Nezleye, gribe, boğaz ağrısına direkt karşı koyar. Güzel. Ben bunu 3 senedir yapıyorum. Yıkılıyor. Her sezon yıkılıyor ortalık. Yıkılsın ortalık. Ama bu çok basit bir Oğuz şey. Oğuz abiciğim ama bu nasıl bir lezzet? Akıl etmediğimiz bir şey değil mi? Tahinle sütü hiç denemiş miydin? Hiç denemedim. Böyle bir lezzet olamaz. Tahin bir kere olağanüstü bir kızı. Aşkım gel. Şundan olağan bir yudum al. Hasta değilim. Olağan. Aynı bardaktan içmiş olduk ama. Hı-hı. Biz komiyiz. Ay, olağanüstü bir şey. Mükemmel. Her sabah bunu yapacağım. Kesinlikle. Bu ama yapılmalı. Hocam muhteşem bir şey. Bana dedi ki hanımın bir tanesi. Ay dedi tahin kilo yaptırıyor. Hayatım bir bardak içirmiyorum sana bir kaşık. Ay çok güzel hocam. Hiç aklına gelmez. Yiyor bütün gün onları düşünmüyor. Benim koydum bir kaşık tahinden de kilo yapıyorum ben. Kırk hastalık savaşçısı. Süper. Sütün içinde kestane balınız varsa kestane balı ve bir kaşık tercihimizde de Oğuz Bey. Ve bir kaşık bal ile bu harika hastalık savaşçısı içeceği bence... Kesinlikle. Mükemmel. Ay çok güzel hocam. Mükemmel. Evet. Hocam çok teşekkürler. Şunu şöyle flash ürün olarak... Günün harika koyalım, yemeklerinin evet yanına hemen koyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu mükemmel. Bu arada çorbamız bakın hafif sebzeler yumuşadı. İşte çorba da hazır. İşte bu kadar. Onu da bir servise alalım ve gösterelim. Ay, hemen istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Mükemmel görünüyor her şey. Bugün bayağı amaratız mutfakta. Evet çok. Meltem ablacığım. Bereketli bir mutfak hocam. Sayenizde mutfağımız daha evet bereketlendi. Bilginizle, anlattıklarınızla, yapılanlarla. Evet. Çorbayı birazını şöyle alıp. Şöyle görsel olarak onu da sunalım. Harika. Tabii şimdi Yasin'in ağzı sulandı. Bütün bunlardan içmek istiyorlar. Hepsini istiyorlar onlar. Yasin bu çorbayı içmezsen çok büyük bir şey kaybedeceksin emin ol. Ben çok hızlı söyleyeyim bunu yapabilecek kadar vaktim olur mu bilmiyorum ama. Hocam yaparız hemen şunu, isterseniz. Yılbaşında sofralarda olsun istiyorum. Renkli pancar ve şalgamla hazırlanan bir ayran olsun. Ay çok güzel mor hocam. Mor bir ayran. Mor ayran. Çok şey yeniyor. Rengi çok şey de güzel. Servis ediliyor sofralara. Ayranı suyla yapmasınlar, bu şekilde hazırlasınlar istiyorum. Bu üç üründen hazırlasınlar. Harika. Istiyorum. Ayran, pancar ve... Evet, yoğurt, pancar ve şalgam suyu. Şalgam suyu, evet, yoğurt ve pancar. Mükemmel. Çok basit. Mükemmel. Rengi de çok güzel oluyor. Hemen bunu kenarını sileceğim, biraz akıttım kenarına. Bu süper zaten. Yalnız kokuya bakar mısınız evet çorbadan gelen? Çok güzel gelen kokuyor. Yasin'cim gel tatlım bak ben bunu böyle... Ayrı bir sarımsak kokusu. sarımsak tabii artabilir. Çok güzel ben kokuyor hocam sarımsakla. Çok seviyorum. Ben yani, de seviyorum. Ben öyle iki tane koyduk ama ben dolduruyorum çok açıkçası. Ciddi bir antibiyotik çünkü. Yani bu çorbadan bu gelen kokuyu sevgili izleyicim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunun kilo aldırma şansı yok sizde. İmkansız. Bu tam tersi. Bence bu bağırsakları çalıştıracak. Değil mi? Sanki bir de sınırsız içilebilecek bir çorba tabii ve bu metabolizmayı da hızlandırmaz mı? Tabii ki. Tabii ki. Bunu elde yapabilirsiniz. Bunlara gerek yok. Hemen çırpıcıyla. Hocam şimdi bundan. Hemen içine alıyoruz. Yoğurdumu aldım. Yoğurdu aldık. Aman üstümüze. Yok bir şey olmaz. Of bu öğlen. Lütfen bu çorbayı evinizdeki sen malzemelerle yapın. Yapayım bunu yavaş yavaş. Evet evet bunu şimdi şey bak, çok o güzel bir ayran şalgam yapıyoruz suyuyla hemen karıştırıyoruz. Geldim. Ay çok şalgam güzel şalgam suyu oldu, ayran yapıyoruz bak. Evet evet evet. Yoğurtla şalgam suyu ve pancar. Yani pancar suyu. Bu pancar bu şu anda şalgam pancar burada. Şey pancarı en son koyacağız. Böyle pişirdiğimiz şeyler açısından yeni yıl her şey kırmızı pembe kırmızının tonları oldu çok güzel. Bunu da katabilir miyiz? Tabii ki hemen hocam. Ne yapayım aşkım? Bunu işte geldim hemen bunun içine katalım. Taneleri de içinde kalsın öyle mı yesinler istiyorum. Yok çok istiyorsak bunu blenderdan geçirip çok güzel bir şey hazırlayabiliriz. Buyurun. Bak şimdi bunun tadına da bayılacaksın çünkü buna ben tuz koymadım. Görüyorsun. Allah. Bunların kendi tuzuyla devam ediyorum. Hiç tuz yok bunda. Renge bak. Sofranızda lütfen olsun bu. Ay siz bunu karıştırırken ben güzel bir şey bulmak istiyorum. İster misiniz devamında? Tabii koyayım ki onu da koyacağım. Bırakmadım zaten. Aşkım bitti, tamam. Hiç kalmasın. Süper. Şöyle güzel bir bardak bulmam lazım. Şimdi ben bunu, şöyle açık renk. Ay bir kaşık bul tadına bak. Ay, ben çünkü bakacağım bunun tadının çok hoş olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Mükemmel, abartısız güzel bir tadı var. Ebru bayılacaksın. Buyurun.
Gerçekten çok abartısız güzel bir tat. Ne, hiçbir tat yüksek değil, hiçbir tat birbirini örtmedi. Hiç, evet. Tuz hem koymadım. Hem ayran tadında hem içine konan bütün o güzel lezzetli suların tadında gerçekten inanılmaz bir hazmı güçlendirecek içecek bu. Hemen hemen. Direkt hazım güçlendi. Yani şimdi muhteşem, ben böyle bir bardak muhteşem buldum ama bunu böyle bir güzel ayaklı bir şık bir bardakta. İçine bir böyle nane, bir yaprak. Tabii. Buyurun efendim. Ay sen içsen. Ben de içiyorum. Ben de koyuyorum. Baktım, bak sen bayılacaksın. Gerçekten. Ay. Şalgam, yoğurt ve pancarı bir arada. Hiç düşünemezdim. Yani ay, iştah açar bu. Vallahi gerçekten billahi. Ay kimse dayanamadı. Ha, iştah açar derken lüzumsuz sana küle yaptıracak anlamda iştah değil. Yani mıymıntılık yapıyorum o arada. Şey. Tadım tuzum yok. İnanılmaz. Ben bunu bir yerde çabuk veriyor. Kefir gibi çok böyle çok. Ay, bir kere hazmı güçlendirecek. O sofralar yığınla, yoğunluklu. Evet. Bir sürü şey yiyoruz abur cubur. Ağzına temizlik. Hocam harika aşkım. Sağlık. Yeni yılda da ağzınızın tadı, sağlığınız her zaman yerinde olsun. İnşallah. Kendine iyi bak. 2019'da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız Meltem ablacığım. Ellerine canım sağlık efendim. Pazartesi günü 31 Aralık'ta 2018'in son pazartesinde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.